Kemal, bugün bir sensin. Bugün bir numara Kemal. Gökhan abi. Hoş geldiniz. İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Dün akşam bir akışa baktım da hani canlı yayın paylaşıldıktan sonra daha fazla gelen katılan oluyor. O yüzden canlı yayını paylaşırsanız çok sevinirim. Daha fazla kişiye ulaşmak için. Çünkü hep aynı kişilerle olunca aynı konular konuşuluyor. Daha farklı insanlar katılması lazım. Daha farklı insanlar gelirse çok daha güzel olur. Farklı konulara girebiliriz. Yani basından olsun, eski futbolculardan olsun, eski yöneticilerden olsun insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Yani onun gayreti içerisindeyim. Ulaşmaya çalışıyorum. Ulaştıkça zaten basından olsun dediğim gibi eski yönetici, eski futbolcu onlarla da yapmaya çalışacağım canlı yayınları. Ama bugün kimseye ulaşamadım. Ulaştığım herkesin de bir işi vardı. O yüzden bugün öyle bir durum olmadı. O yüzden gene biz bizeyiz bu akşam. Biz bize program yapacağız. Çarşamba günü biliyorsunuz Süper Kupa maçı var. Süper Kupa maçı ile alakalı konuşacağız. Ne yaparız, ne ederiz. 2010 yılındaki Süper Kupa maçını izledim. Tekrar o 3-0 biten maç. Bursaspor'la oynadığımız. 3 golü de Teofil'e atmıştı. Yani Teofil'in da güzel maçları vardı Trabzon'da ama gereksiz çıktı şeyden. Adeta kaçtı yani ülkeden. Bakayım bugün kim var? Yılmaz Bey'le bir görüşelim bakalım. Alınırsa. İyi akşamlar Nail abi. Seni de bağlayabiliriz. Yılmaz Bey'i bağlamaya çalışıyoruz. Reddetin gözüküyor. İyi akşamlar. Nail abi seni eklemeye çalışıyorum. Selam Turan abi. Nail abi telefonu böyle yan tutarsan. İyi akşamlar abi, hoş geldin. İyi akşamlar herkese. Biraz karanlık gibi görüntü. Balkondayım. Onun için hanım içeride dizi izliyor. Nasılsın abi? Görüşmeyeli. İyiyiz, sağ olun. Sizler de umarım iyisinizdir hepiniz. İyiyiz valla, iyiyiz Allah'a şükür. Nail abiyle biz buradan tanışıyoruz, Antalya'dan tanışıyoruz. Nail abiyle Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği'nde yöneticiyiz ikimiz de. O da fanatik bir Trabzonsporlu. Fanatik dediğim yani aklı başında ama yani bağlılık derecesi yüksek diyeyim, o şekil söyleyeyim. Fanatik deyince biraz daha şey kaçıyor herhalde. Nail abi. Yani fanatiklik şu şekilde, Trabzonspor maçı olduğu zaman salonu boşaltıyorlar, beni tek başına bırakıyorlar. Ağızdan her şeyi çıkabiliyor çünkü. Aynen, ben de bazen kontrolü kaybediyorum Nail abi. Yani kontrolü kaybettiğim oluyor, yani şey yapamıyorum. Bazen toplu olan yerlerde aslında ne konuştuğumuza ne şey yaptığımıza dikkat etmemiz lazım ama Trabzon maçları olunca gerçekten kontrolü kaybediyorum. Yani şey yapamıyorum. Farkında bile olmuyorum. Yani bir şeyler söylüyorum ama farkında bile olmuyorum. Maalesef. Yani Aynen. kaptırıyoruz. Bir de biz de yıllarca top oynadık.
Almanya'da top oynadım. Trabzon'a döndükten sonra Yalıspor'da top oynadım. Almanya'da antrenörlük yaptım. Trabzon Endüstri Meslek Lisesi'ni 3 yıl boyunca çalıştırdım. Kendimi yaş olarak takıma giremiyordum. Yaş tutmuyordu çünkü ben büyüktüm. Almanya'da liseyi bitirip döndükten sonra tekrar liseyi Türkiye'den birinci sınıftan başlayınca onun için kulakları çınlasın. Trabzon Endüstri Meslek Lisesi'nin hocası Ahmet Mirzaoğlu bana emanet etti takımı. Ve finale kadar çıkmıştık. Finalde de Trabzon Lisesi'ne karşı oynamıştık. 86'da ve orada da Soner'ler, Hamiler, Lemiler Trabzon Lisesi'ndeydi. Tabii ki ilk yarı 0-0 bitmesine rağmen ikinci yarıda bir 4-0 mağlubiyetle şampiyon olamadık. Onlar gitti liseler arası yarışmaya. O sebepten dolayı otomatikman kaptırıyoruz kendimizi. Yani futbola aşığıyız. Aynen, Biraz da aynen. Trabzonspor'a aşığız. Aynen. Kemal Abdioğlu Antalya'nın en yakışıklı delikanlısı geldi. Nail abi merhaba demiş. Sen herhalde görmüyorsun onu. Ben görmüyorum, evet. Ha, sen Merhabalar Kemal'im. görmüyorsun. Sen görmeyince ben okuyorum. Gökhan abi de Nail Bey iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar Gökhan'ım. Sotkalı kardeşim benim. Sen abi kaç yılında çıkmıştın Almanya'ya? Sen şampiyonluk döneminde Trabzon'da, Sotka'da yaşıyor muydun? Yok, ben Almanya doğup büyümeyim. 84'te geldim ben Almanya'dan tekrar dönüş Hani yaptım. 84'te geldin. 87'ye kadar da Trabzon'daydım. O sırada Yalıspor'da oynadım. Gökhan kardeşimiz zaten bilir. O zamanlar Sabri Hoca'nın dönemi şampiyon olup 3. lige çıktığımız sene ben de o kadrodaydım. Gökhan abi, Nail Başkan yalı şampiyon diyor. Artık Hızır Beyspor var bizim için. Sotka'nın takımı. Sotka değil mi? Sotka mı Hızırbeyspor diye geçiyor değil mi abi? Sotka eski ismidir. Hızır Bey yeni ismi olduğu için Hızır Beyspor diye geçiyor. Anladım. O şampiyonluk yıllarımızda Almanya'da nasıldı abi? Taraftarlar nasıl yaklaşım neydi? Nasıl bir coşku vardı Ya tabii Almanya'da? o zamanlar tamamen bu şekilde bir sosyal medya olsun yayın olayı yoktu. Tamamen akşamları bir Köln Radyosu diye bir 7.30'da başlayan bir yayın vardı Türkiye haberleriyle ilgili yarım saat. Oradan işte takip edebiliyorduk ancak ama teknoloji bu kadar ilerlemediğinden dolayı hiçbir şekilde şey yapamıyorduk, takip edemiyorduk tam günü gününe transferler bize 2 gün, 3 gün sonra duyabiliyorduk falan. Ama Almanya'daki Wiesbaden kentindeki Trabzonlular olarak bayağı bir coşkulu bir kutlama olmuştu. Anladım. Kamp falan olmuyordu değil mi Almanya'ya? Şimdi bu yıllardaki gibi yaz Oluyordu, kampları oluyor oluyordu. muydu? Oluyor muydu? Oluyordu tabii geliyorlardı. Biz de gidiyorduk biraz daha. Bir de tabii ki Trabzonspor'da o zamanlar bizim mahallenin büyükleri, abilerimiz de oynadığı için işte Şenol hocamız olsun, Turgay Semercioğlu olsun. Onları da tabii ki ziyaret ediyorduk. Çünkü hem mahallelimiz hem büyüğümüz bir akrabalık veya uzaktan tanışmışlığımız olduğundan dolayı muhakkak yanlarına gidiyorduk, bir merhabalaşıyorduk, kamplarını ziyaret ediyorduk, başarılar diliyorduk yeni sezonda. O zaman abi futbolcular sen döndükten sonra rastlıyorsundur mutlaka. Daha böyle iç içe miydi taraftarla nasıldı? Yani girip çıkıyorlar herhalde bazıları söylüyor işte oyun oynuyorlar şey yapıyorlar yani işte okey oynuyorlar falan gibi böyle bir şey var yani daha halkın içindeydiler gibi bir şey var. Nasıldı onun Ya yaklaşımları tabii ki daha futbolcular? şeydi. Hatta ben döndükten sonra 84'ten 87 arasında Trabzon'da yaşarken de çok daha iç içeydik. Yani mahallemizde dolaşırken bir Turgay'da görüyorduk. Şenol o zamanlar mesela bizim mahallede Gökhan kardeşim veya bazı Trabzon merkezi bilenler eski adıyla Reşadiye Caddesi, şimdiki adıyla Şenol Güneş Caddesi. Tekerden yalıya doğru, sahile doğru inerken bir İsmail ustamız vardı. Allah rahmet eylesin. Kendisi Amin. kaymaklı ve simit yapardı. Mesela Şenol Güneş her gün gelirdi orada. Kaymaklı alırdı o 15-20 tane eve giderken antrenmandan sonra.
Ve biz mahallenin çocukları orada da İsmail Uslu, Hoca Usta'nın orada takıldığımız için Şenol Güneş'e kim satış yapacak? Sokak başında kale kapısının orada beklerdik ki sarı vosvosunu görelim Şenol Hoca'nın da. Ondan sonra koşa koşa rampa aşağı İsmail Usta'nın oraya gelip Şenol Hoca geliyor ona kaymaklıyı ben satacağım ben gördüm diye kendi aramızda bile şey yapardık yarışırdık yani. Anladım. Ya abi Sedat Özer Bey, Nail'im, Cemil abimi unutma demiş. Tabii Cemil abimizin de yeri farklıdır. Sedat Özer de benim Trabzon'dan sonra kadar çocukluk arkadaşımdır. Almanya'da beraberdik kendisiyle. Şey demiş Ergin de, Yalıspor Engin Kara abimi rahmetli anıyorum demiş. Sen hiç Engin Kara'yla karşılaştın mı abi veya beraber Ya kulüpte karşılaşmıştık ama çok samimiyetimiz yoktu o zamanlar daha tam aktif olarak değildi. Anladım abi. Yani Şimdi benim şu anda da aklımda şu anda mesela Trabzonspor'u da ele alacak olursak Parera'nın yapılan hareketi biraz yersiz ve çok erken buluyorum. Yani kaç günden beri basını da meşgul eden veya Trabzonspor'u da meşgul eden bir olay. Evet Parera'nın belli bir yaşı gelmiştir ama Parera da aynı zamanda yıllardır Trabzonspor'a hizmet eden ve gerçekten hem şehri ki her futbolcu Trabzon şehrini benimsemiyor. Çünkü sosyal olanakları çok kısıtlı ve fazla imkanı olmayan bir sürü yabancı futbolcu o şehirde çocukların eğitiminin gerçekleşmemesinden, eğitim altyapısının oluşmamasından dolayı şehri terk edip daha büyük şehirlere işte en başta İstanbul takımlarına gitmiştir. Ama Pereira 3,5 senedir gerçekten o şehri benimsedi ve başarı için uğraştı ve bundan önceki senelerde de hep en hırslı futbolcu olarak görüyordum takımın içine. Bence şu 4 ayı Abdullah Avcı ne kadar da şu anda belli bir başarı götürüyorsa ve yedek kadromuzun da ne kadar zayıf bir yedek kadromuz olmasına rağmen en azından onu da bu kadroda tutmasını gönülden istiyordum aslında. abi dediğin gibi Her zaman bir alternatiftir. Pereira çok benimsedi şehri, eşi, hatta çocuğu tam bir Trabzonsporlu gibi büyütüyordu. Yani bütün formalar, şeyler falan, Instagram'daki resimler falan çok çok güzel şey yapıyor. Dediğin gibi yani en azından bir 4 ay daha sabredilmeliydi yani. Yani bu kadar kolay. Çünkü vefa çok önemli abi. Yani gelen futbolcuda da aynı. Şimdi mesela 4 ay sonra gitseydi Portekiz'de iyi lanse ederdi bizi. Ama şu an yani adam da gönlü kırıldığı için ne diyecek orada, ne yapacak bilmiyorum. Yani bazısı şey dedi, bu Süper Kupa maçından sonra da veda edilebilirdi dedi. Yani Süper Kupa maçı şey olup ondan sonra da, ama en iyisi gene 4 ay sonra, yani sezon bittiğinde vedalaşılmasıydı. Dediğin gibi sağ kanatta şimdi Serkan Hasan'ın alternatifi o zaman Kamil Ahmet kalıyor, ama Kamil Ahmet joker. Ortada da oynuyor, şeyde de oynuyor. Yani tam Solda da oynuyor. bilmiyorum, dediğin gibi yani bir sakatlık esnasında nasıl bir şey olacak ya da nasıl bir düşünceyle yaptılar bilmiyorum. Ya geçen kimdi, bizim Ertan da herhalde, o söyledi. O da biraz mantığıma şey oldu. Şimdi yeni futbolcu diyor. Yeni futbolcu sıkıntı duyar. Sağlam bir rakibi varsa kenarda, yani yetişmesi açısından sıkıntı duyar. Hani devamlı bir endişe hisseder. Yani yandan adam gelebilecek diye. Onu rahatlatmak için yapmış olabilirler, ama benim için de vefa daha önemli abi. Yani Herrera gibi bir adama daha vefalı olabilirdik diye düşünüyorum. Ya Gökhan abi demiş, vefadan takımı yalnız bırakabilirdi sahada. Tamam, o var zaten, oynatmasın. Yani yedekte durur illa. Sahaya süreceğin diye bir şey yok. Çünkü yedek de önemli. Yedek topçu da tabii önemli. ki yedek önemli. Şimdi dünkü spor programlarını seyrettiğim takdirde hep Sergen Yalçın'ın takımı ne güzel rotasyona soktuğundan konuşuluyor. Yani çarşamba günü oynayan bazı oyuncuların hafta sonki maçta oynamayıp hafta sonu oynayanları çarşamba günü veya perşembe günü oynatmadığı rotasyon şeklinde döndürdüğü. Şimdi bizim yedek kulübemiz çok ağım şağım bir yedek kulübesi yok. Yani bazı taraftarlarımız sosyal medyada hocalara çok çabuk eleştirilebiliyor ama gerçekten bir yedek kulübesine bakıp da kim var maçı çevirebilecek veya kim var bir kafa kafaya gittiği zaman
orta sahaya veya beke alıp da bir baskı, bir pres uygulattırabilecek kimse yok açıkçası. O sebepten dolayı Pereira'yı da Alanya maçında gösterdi ki orta sahada da belli bir direnç gösterebilecek bir oyuncu. Bir rotasyonda rahatlıkla kullanabileceğimiz bir oyuncu olduğunu da gösterdi orada. Onun için bence bu seneki kadroda Pereira bize bir 4 ay daha kalsaydı iyi olacaktı. Aynen abi, ben de aynı düşünüyorum. Ama tabii yönetimin veya teknik heyetin yaptığına da saygılıyım, yani bir şey düşünmüşlerdir. Ya o Tabii başka. iletişim Tabii ki teknik sıkıntısı heyet. her zaman var. İletişim sıkıntısı her zaman var. Yani şimdi son bir senedir neredeyse yani bir iletişim problemi var. Yönetimin bir iletişimde bir sıkıntı var. Yani neyi ne için yaptı veya ne için yapmadığını açıklamıyorlar. Seyirci de tabii bunu merak ediyor. Merak ettikçe de tabii dedikodular artıyor. Yani olmayacak şeylerde olmayacak dedikodular çıkıyor. O iletişim eksikliğinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Yani ona bir çözüm bulmaları şart yani. Öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Abi sen Yani evet. senin bu uçak şeyin var, şu kupa maçındaki. Onu bir anlatabilir misin? Uçak Ya kaldırma. orada evet, fiyaskoyla sonuçlanan bir uçak kaldırmamız var. Urfa'daki Fenerbahçe kupa maçına burada o zamanlar Trabzon Derneği bu kadar faal değildi. Daha çok Karadenizler Derneği olarak faaliyet vardı. Ve biz kendi arkadaşlar arasında, işte bunun arasında Mustafa Akyüz ve Selçuk bizim Candan vardı. Onlarla beraber karar aldık. Dedik ki ya gidelim bir uçak bulalım. Şurada 180-190 kişi bulamayacak mıyız? İşte Alanya'sı var, Isparta'sı var, Denizli'si var, Antalya'sı var. Urfa'ya bir uçak kaldıralım diye. Uçak işini Saltuk'a verdik. Saltuk gitti, Corendon Hava Yolları ile görüştü ve uçağı ayarladı. Tabii bu sefer uçağı ayarladık ama biletlerden bulacağız. Bilet sorunumuz vardı. Ben de o sırada Trabzon'daki çevremi kullanarak gittim Trabzonspor'dan 100 tane bilet getirdim. Parasını ödedim ve o 100 tane bileti de getirdik. Ve başladık bunu pazarlamaya, işte duyurmaya. Antalya'dan direkt uçak seferi Corendon Hava Yolları'yla. Artı bir de kalkış numarasını da 1967 diye ayarladık. Corendon'un Çay 1967 diye. Uçağımızı burada şey yaptık. İnan ya, o kadar yavaş gidiyor ki kimse ilgi göstermiyor. Karadeniz Derneği'ne söylüyoruz. Bizim şimdiki başkana, müşterilere söylüyorum. Ya bir mesaj attıralım. Şey yapalım. Yok abi, hiç kimsenin umurunda değildi. Hevesimiz de kırılmaya başladı. Ama ondan sonra bazı arkadaşlar işte biraz duyarak, etrafa söyleyerek ya gidelim, edelim. Çünkü günübirlik uçak. Sabah buradan gidip işte Urfa'yı gezip ondan sonra da transferini de ayarladık. Havaalanından bize araçlar alıp Urfa'ya kadar götürecek. Ondan sonra stada götürecek. Stattan tekrar alıp havalimanına getirecekti. O şekilde bir organizasyon yaptık. 189 kişilik uçağın, şöyle söyleyeyim, 180 kişiyle uçtuk. 80 tanesi Trabzonspor taraftarı, 100 tanesi Fenerbahçe taraftarı. Yani organizasyonu Trabzonspor yaptı ama uçakta 100 kişi Fenerbahçeli vardı. Ama Allah'tan Fenerbahçelilerde de gerçekten çevremizden tanıdığımız lokanta sahibi, restoran sahibi, şimdi rahmetli oldu, Anadolu Park'ın sahibi Uğur abi vardı. Kendisi de rahmetli olduğunu, Allah rahmet Selam. eylesin. Çok fanatik bir Fenerbahçeli ama bize her zaman seven bir insandı. Çünkü biz bazen de tabii ki her ne kadar da farklı takımlar tutsak insanlık da çok önemli. O sebepten dolayı 100 kişi, 180 kişiyle gittik Urfa'ya. 2-1 maçı aldık. Biz de İnan yani Trabzonlu olmanın farklı bir insanlık duygusu var. Biz orada hemen dedik ki ya dedik uçağı bekletmeyelim. İşte Fenerliler şimdi gitmiştir önden çünkü statta en son biz çıktık. Ondan sonra işte ayıp olur, şudur budur diye bir organizasyon yaptık. Araçlardan hemen havaalanına gittik ve uçağı kaldırmak için uğraştık. Orada bizi gören Fenerliler, tanıdıklarımız ya sizin ne işiniz vardı dediler burada. Niye hayırdır?
Ya dedi biz gece saat 1'den 2'den önce dönmeyeceğimizi sandık. Niye? Biz kazansaydık biz alem yapacaktık. Sıra gecesi ayarlamıştık. Biz sizi bekletecektik. Siz ne biçim insanlarsınız ya bizi bekletmemek için. Yani öyle bir anımız oldu ve güzeldi yani. Güzel bir maç oldu. Benim biliyorsun sen de birkaç kez organizasyonlarım oldu. Sadece uçak kaldırma değil. İşte otobüsle Antalya'dan bir Alanya'ya gitme olayımız vardı. Rahmetli Kemal Büyük de vardı o zamanlar. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Aramızda. Antalya'dan otobüsü ayarladım. Otobüs kendim de turizmci olduğum için çalıştığımız otobüs şirketinden bedavaya da aldım otobüsü. Bizim Trabzonspor halı sahasını oraya çektik otobüsü. İşte Alanya'ya maça gideceğiz. Valla Antalya'dan 20 kişiyle yola çıktık. Hatta belki 20 kişi yoktuk bile. Manavgat'tan verdik. Otobüsün yarısı bile dolmadan biz Alanya'ya maça gittik yani. Ondan sonra dedim ki vallahi bu Antalya'daki Trabzonlulardan bir şey olmaz. Ondan sonra da elimizi ayağımızı çektik, sizlere devrettik bu işleri. Sizler de küçük arabalarla gidiyorsunuz maşallah. Biz abi küçük yani yani kişisel arabalarımızla bir seferde Konya'ya yaptık işte Konya'ya minibüs yaptık. O öyle doldu. Ondan sonra zaten bu pandemi girdi öyle kaldı yani olay. Evet. Ya Antalya'da maalesef öyle bir durum var. Yani Antalya'daki Trabzonlular bir türlü bu deplasmanları çok fazla benimsemiyor. Benimsemediğinden dolayı ilgi alaka göstermiyor. Ki biz hiçbir şekilde o uçağı kaldırırken bir kar gütmedik. Biletlerde bir kar gütmedik. Gereken ne maliyetse onu verdik. Yeter ki gidilsin o zevk, oradaki o heyecan, oradaki destek takımımıza verilsin diye. Ama maalesef Antalya'daki Trabzonlulardan çok fazla bu konuda destek alamıyoruz. Aynen abi. Abi yayında bir şey oldu. Bir sıkıntı gibi oldu bağlantıda. Sana çok teşekkür ediyorum abi katıldığın için. Ben de teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. İnşallah İyi çarşamba günü akşamlar. de İyi kupamızı akşamlar alıp abi. pazar günü İnşallah de abi. Beşiktaş maçına karşı moralli çıkarız. İnşallah, inşallah abi. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, canlı yayını paylaşabilirseniz çok sevinirim. Çünkü paylaşırsanız o kadar çok kişiye ulaşabiliyoruz. Ergin kardeşim tam bağlanıyor düşüyor, bağlanıyor düşüyor. Bir türlü bağlayamadık Ergin kardeşimizi. Bakalım başka bağlanabilecek durumda olan var mı? Bir kişi daha Lokman Timurtaş'ı bağlamaya çalışıyorum. Telefonu yan çevirmen lazım. Gökhan abi kelepçe lazım, bağlanamaz o ha. Niye bağlanmasın ya? Yok gerçekten bağlanamadı. Başka bağlanmak isteyen var mı arkadaşlar? Bağlanıp çarşamba günkü maç için, Beşiktaş maçı için konuşmak isteyen olursa bağlayayım. Var mı bağlanmak isteyen? Bakayım. Gene Kemal'i alacağız. Yapacak bir şey yok.
Nasılsın Kemal? İyiyim abi, sen nasılsın? İyi vallahi, Allah'a şükür. En çok Evet. bağlananlardan biri sensin. Bağlanan Evet. olmayınca tabii mecbur. Mecbur. Birlikte başaracağız. İnşallah, inşallah. İnşallah. Biz daha çok insanın katılmasını, katkı koymasını istiyoruz ama katılmayınca da veya canlı yayına katılmayınca yapacağımız bir şey yok. Abi Gene sizlerle Survivor saatlerine denk geliyorsun herhalde. İnsanlar Survivor seyrediyor. öyle mi? Yani. Nail abi demiş bir akşam Adnan Sungur kardeşimizi yayına alalım. Adnan abiyle konuştum Nail abi. Torunları gelmiş. Torunları geldiği için köye çıkmış. Köyde de interneti çok iyi çekmiyormuş. Yoksa konuştum. Baya birileriyle konuştum yayın için ama Harun Hoca ile konuştum. Harun Çelik'le. O yolda olduğu için katılamadı. Başka böyle abilerimizle de konuştuk da işte herkesin bir işi var, bir planı var, akşam şeyi var. Ona göre bir şeyler oluyor. Bu Çarşamba günkü Süper Kupa maçı için ne düşünüyorsun Kemal? Bir de bu Pereira olayıyla ilgili ne düşünüyorsun? İlk önce çarşamba günkü maç için yorum yapayım. Çarşamba günü olimpiyatlarında oynayacağız. Biz olimpiyatlarında seyircili oynamaya alıştık. Seyircisiz oynamaya alışmadık. Süper Kupa finali olsun. Eski Büyükşehir Belediye, o zamanki ismi şimdiki Başakşehir maçı olsun. Ondan sonraki işte bir hazırlık maçı oynadık Lazio ile orada. O maçlar olsun, seyirciyle oynadık. Trabzonspor seyircisiz oynadığı zaman tat vermiyor. Son bir iki maç işte alıştı artık takım herhalde seyircisiz oynamaya. Ben kupa maçını kazanacağımızı düşünüyorum. Yani güzel bir skorla kazanacağımızı düşünüyorum. Pek fazla son zamanlarda skor tahmini yürütemiyorum. Trabzonspor'un ne yapacağını da bilmiyorum. Çünkü hep maçlar böyle pamuk ipliğine bağlı gibi gidiyor. Ama Başakşehir maçının farklı olacağını düşünüyorum. Farklı bir motiveyle çıkacaklarını düşünüyorum. Keşke Pereira Başakşehir maçından sonra veyahut da işte dediğiniz gibi sözleşmesi bittikten sonra gönderilseydi takımdan. Başakşehir'in şimdi Pereira'nın gidişi de biraz takımı etkileyecek diye düşünüyorum. Çünkü takıma çok güzel bir hava, sinerji katıyordu. İnsanlar onun şeyiyle güzel bir çocuk aldı. Geldi seninki. Tamam Kemal, sen istersen Güzel. ilgilen. Başka bağlanmak isteyenler var. İstersen onları bağlayalım. Tamam, sonra Sen çocukla görüşürüz. ilgilen istersen. Hadi iyi Tamam. akşamlar. Arkadaşlar bağlanmak isteyeni bağlarım. Turhan Aydın bağlanmak istemiş. Bağlayalım. Bağlanmazsa telefonunuzu yan çevirmediğinizdendir. Abi Turhan hayırlı Aydın. akşamlar. Hayırlı yayınlar İyi diliyorum. akşamlar. Bak Sağ başka olasın. telefondan Bak, Turhan Aydın olarak bağlandın. Senin o zaman demek ki bağlanabiliyorum. telefonda bir Arkadaşımın sıkıntı var, telefonu Eko. kapalı. Abi benim telefon bağlanmıyor. Ne hikmetse bunda hemen bağlandım. Ya özelliklerinde bir sıkıntı var ya da başka bir şeyde bir sıkıntı var. Ama iyi yaptın yani, bak İlk telefonun kaç gündür seni kendinde. bağlamaya çalışıyoruz. Bunda hemen bağlandım Ergin. abi, sıkıntı yok. Ha. Ergin kardeşimiz de Akçaabat Trabzonsporlular Derneği'nin tam adı neydi Ergin? Taraftarlar Derneği Başkanıyım abi. Tamam. Yanlışlık yapmayalım. Yanlış Yok, bilgi Akçaabat vermeyelim Taraftarlar yani. Derneği. Tamam. Tekrar hoş geldin. Sağ ol abi. Hoş bulduk. Çarşamba günkü Çarşamba günkü maç için sen ne düşünüyorsun Ergin? Abi bence çok rahat bir maç olacak. Çok rahat bir maç kazanacağız. Yani bundan kimsenin şüphesi olmaz. Ben Ama ilk defa yemin seninkiler biraz konuşuyorum ha. ters çıkıyor. Sen Gençler Birliği Yok, bu sefer maçında yemin konuşuyorum abi. Yok, inşallah.
inşallah. Abi lig maçları benim için her zaman ters. Biliyorsun şey yapıyorum lig maçlarında. Antipat ne derler ona? Ben de şimdi tersini şimdi söylüyorum ki abi ters, şey olsun diye. Ters şey yapıyorsun. Ters neydi o? Aynen Şeydi, abi. Tamam. Anladım. Yani şey için ne düşünüyorsun? kazanalım Şimdi diye sürekli böyle Viska'nın yapıyorum. gelme Viska'nın Abi gelme durumu Viska'nın var diyorlar. gidişi Sence şey midir? Yani doğru mudur bence yoksa Viska'nın gelme sadece laf durumu olsun diye mi? laf olsun diye abi öyle bir dünya yok yani. Şu anda hiç öyle bir ses yok. Boş muhabbet yani. Boş muhabbetten Ama başka hiçbir şey şey değil o. ama Başakşehir çok sıkıntılı yani şu anda futbolcular gerçekten gitmek istiyor, şey yapmak istiyor. Çünkü bir doygunluk oldu onlarda. Mesela İrfan Can da Galatasaray'a gitmek istiyor. Öyle bir durum var yani. Viska bize gelmek isteyebilir ama şartları çok ağır. Yani o ağır şartlarda biz alamayız yani Viska'yı diye düşünüyorum. Abi ben Viska bize gelmez. O Viska olayı boş muhabbet. Bu saatten sonra da bizimkilerin transfer yapacağını ben düşünmüyorum. Bence transfer olayı Zaten bitmiştir kaç yani. gün kaldı? Zaten 6 gün falan Bir kaldı hafta daha var şeyde. abi. Yani Bir hafta falan var. bir hafta daha var. Ve ama ben bir telefon bekliyorum. Bir sürpriz gelirse ben yarın İstanbul'a gidebilirim abi. Şey mi? Bir Maç sürpriz için mi? bekliyorum şu anda yani. Maç için İstanbul'a gidebilirim abi. Şu an sadece bir Peki alo. Alo yeter. Kemal Yok Abdüloğlu ben var mı özel olarak yanında? İstanbul'a gideceğim abi. Yok. Kemal abi Anladım. yok. Gökhan abi Sadece demiş ki kendim. Viska'yı alırsak Eko forma Abi alacak Gökhan numara abi demiş. bir tamam ben ona forma alacağım Vişka gelirse. Gelmezse o bana alacak mı? Onu bilmiyorum. Şimdi pazarlık yapalım Onu şeyde. bilmiyorum. Yazar artık. Eko şey diyor, Lokman Timurtaş diyor ki ben telefonu çocuğa vereceğim. Oyun oynayacak. Beni bağlarsan kısa bir bağlanabilirim. Alayım onu Tamam abi ondan sonra seni bağlanalım. alayım mı? Tabii. Tamam. Tamam, tamam abi. Tamam. Tamam abi görüşürüz Seni abi. bir şey yapayım. Alıyorum yayına. Bağlanmaya çalışıyorum Lokman hocam. Reddettin. Öyle gözüküyor. Telefonu böyle çevirmen lazım. Telefonu böyle yan tutman lazım yoksa bağlanılmıyor. Heh. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sonunda seni de Hoş bağladık. bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlısı. İyi vallahi Allah'a şükür. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi vallahi ya. Son maçları hep aldık. Moralin, keyfin yerindedir. Evet. Çarşamba günkü maç ne olur? Çarşamba günkü maçı kazanacağız diyorum. Final maçlarını kolay kolay kaybetmiyoruz. İnşallah. Ya Başakşehir'in de biraz durumu sıkıntılı. Hani aldıkları skorlar, Başakşehir'de bir şeyler sıkıntı falan. var. Bir sıkıntı var zaten. Bu hafta Rize ile oynadılar. Bir sürü eksiği olmasına rağmen Rize'yi yenemediler. Rize'yi yenemedi, aynen. Bizim de orta sahamız biraz düzeldi. Defans zaten iyiydi. Bizi yenmeleri biraz mucize olur. Ya bir de konsantrasyon eksikliği var ya Başakşehir'de. O geçen sene şampiyonluğa ulaştı. O doygunluk onları böyle ters etkiledi. Futbolcuların hepsi ya Avrupa'ya gitmeyi planlıyor ya Fener'e, Galatasaray'a falan. Bize de Viska'yı diyorlar. O konuda ne dersin? Yani Viska'yı alır mıyız, alabilir Viska miyiz? çok para. Viska aynen yani söylenen Evet. rakamlar dehşet rakamlar. Yani bir de Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak artı 4-5 milyon euro civarında bir Yok, para. yok, Yani yok. onu yani biz verirsek çok yanlış bir transfer olur. Yanlış, evet. Yani daha düşük paralar olursa olabilir. Ama ben futbolcu verilmesi taraftarı değilim yani.
Evet, Abdülkadir sadece Parmak parayla özellikle. geliyorsa 2 milyon verelim yani. 2 milyon euro. Fazla da zarar ederiz. Daha fazlası. Ya şöyle futbolcu da istiyor anladığım kadarıyla Abdullah Avcı ile çalışmak. Çünkü Abdullah Avcı'nın yani biliyorsun Viska Bosna'da böyle sıradan bir takımda oynayan bir futbolcuydu. Yani kariyerinin şeyi yükselmesi hep Başakşehir'de oldu. Hani Ama çok Başakşehir'de oynayarak kariyerini istikrarlı bir oyuncu. tabii istikrarlı yani tabii Evet. oyuncu kendini çok geliştirdi. Yani şey ama Abdullah Avcı'nın da çok payı var Viska'nın gelişiminde. İrfan Can'ın gelişiminde de Abdullah Avcı'nın çok büyük katkısı var. O yüzden oyuncular çok seviyor yani Abdullah Avcı'yı. Ya o sayede belki biraz pazarlık yapılabilir, bir şey düşebilir ama şu anki rakamlar çok yüksek. Turan abi şey Evet. demiş, Viska suni bir gündem demiş. Bilmiyorum, o da olabilir. Valla ben çok gelmesinde yanı değilim. Eğer o kadar para istiyorsa, bize oyuncu istiyorlarsa almasınlar. Aynen. Bize de çok işe yaramayabilir. Aynen. Başakşehir'de iyi oynuyor, iyi istikrar gösterdi ama bizde de tutar mı öyle? Belli Yaşı da olmaz işte çok genç o değil. yani o şeye dayalı olarak o kadar para vermek sıkıntı yaratabilir. Evet. Yok, Şeyi sorayım anladım. sana. Sen memleketinde mi Trabzonsporlu oldun? Nasıl oldun? Onun bir hikayesini anlatabilir misin? Yani o yıllarda herhalde yani tüm Türkiye'de olduğu gibi ama daha fazla Ben Güneydoğu'da, Doğu'da çok evet. fazla Trabzonsporlu var. Ben 1983 en son aldığı şampiyonlukta kaç yaşındaydım? 10 yaşındaydım. Şöyle bizim bir komşu vardı. Oğlu benden bir 3-4 yaş büyük. Onların koyunları falan vardı. Bizim Cizre'de evimizin arka tarafı böyle dağ gibi bir yer, hayvanları otlatmak için oraya getiriyordu. Bir gün onunla takıldım. Hayvanları otlatmaya götürdü. Ben de ona takıldım. Bir tane küçük radyosu vardı. Orada böyle Trabzonspor maçı vardı. Dinliyordu. Ben Trabzonspor'u tanımıyordum o zaman. O çoban o zaman Trabzonsporluydu. Dedi Trabzonspor maçı var dedi. Radyodan dinleyelim dedi. Dinledik orada. Bana anlattı, anlattı Trabzonspor'u. O gün bugün Trabzonsporlu oldum. Ben de sana işte 1985'te ilkokul 5. sınıftayken Mehmet Ali Yılmaz'a mektup yazdım. Biz naylon topla oynuyorduk okul bahçesinde. Mektup yazdım. İşte dedim başkanım bir arkadaş daha vardı bizim sınıfta. Dedim biz iki tane Trabzonsporlu öğrenciyiz dedim. Naylon topla oynuyoruz. Öbür takım tutan çocuklar futbol topları var bizi oynatmıyorlar. Böyle bir mektup yazmıştım. Bize cevap geldi. Bir file top göndermişler. İşte posterler, bayraklar falan filan bir sürü hediye göndermişler. Tabii gönderdim. Aradan epey bir zaman geçti. Unuttum. Bir gün bizim sınıf öğretmenimiz beni çağırdı. Dedi sen bir yerden bir hediye bir şey bekliyor musun dedi. Yo dedim. Sana dedi hediyeleri gelmiş. Tabii ben mektup yazdım unutmuşum. Beni götürdü müdür odasına bir baktım bir file top. Ondan sonra o toplarla biz çocuklarla oynayacağız. Oynamak isteyenleri Trabzonsporlu olursan sen de oynarsın bizimle diyorsun. Öyle bir sürü çocuk Trabzonsporlu yaptık o zaman. O gün bugün geliyor işte. Trabzonspor için biz küçükken çok dayak yedik. Kafamızı kırdılar. öbür işte Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar hep kavga ediyordu. Biz sayımız azdı o zaman. Bize güçleri yetiyordu. En ufak bir tartışmada dövüyorlardı bizi. Siz Tabii iki kişi Trabzonspor miydiniz için orada? ya biz bayağı bir sayımız arttı sonra 15-20 kişiye çıkmıştık. Olsun. Trabzonspor için dayak yemek de güzel.
O zamandan beri o bağlılık devam ediyor. Evet. Şeyi Hiçbir azalma yok. hiçbir azalma yok. Evet. Çocuk da Çocuklarımı aynı derece. Trabzonspor'la yetiştiriyorum. Öyle işte. Çok çok güzel bir şey. Seviyoruz. Karşılıksız seviyoruz Kemal Abdioğlu ve yani. arkadaşlarının yaptığı bu Güneydoğu'da işte bu Evet. platformun yaptığı geziyle ilgili ne düşünüyorsun? Ondan haberim var ilk günden beri. Tebrik ediyorum. Güzel bir şey yaptılar. O çocukları o hediyeleri dağıttığı zaman benim çocukluğum böyle gözümün önünden geçiyordu. O sevinci tekrar yaşıyordum yani izlerken. Sosyal medyada. O çocukların duygularını ben anlıyordum işte. Güzel bir şey yaptılar. Beşiktaş maçıyla ilgili ne düşünüyorsun? Vallahi Beşiktaş maçı dünkü maçta sarı kart sınırında olan 3 tane oyuncuları vardı. Sarı kartı hak ettiler ama hakem vermedi. Onlar kart görmüş olsaydı biz rahatça yenerdik ama yine zorlayacağız. Yeneriz herhalde. Vallahi Yani yenmesek bile beraberlik bile alsak hani yenebiliriz. Dün Beşiktaş çok zorlandı maçı almakta. Göztepe'den oynuyordu. Yani Göztepe'den biraz daha iyi oynarız, yenebiliriz yani. Göztepe ya elinden kaçırdı bence. şöyle biz güzel defans yapıyoruz. Yani güzel Evet. defans yaptığımız için şu an Türkiye'de iyi defans yapan takımlar yani bütün takımları yenebilir. Yenme şansı var en azından. Yani güzel defans yapıp gol de yemezsen bir süreye kadar o arada da bir gol bulduğun zaman bütün takımlar zaten benzer şekilde oynuyor. Hani benzer O mesela yeni bir yeni bugün transferleri o Gazel midir? Gezal. Onun ortaya atmasını biraz engellememiz lazım. Adam ortada çok iyi. Ya Gezal çok etkili. Zaten ligin başında Beşiktaş'ın hiç şansı yoktu bence. Ama Gezal, Evet. Rozier, ondan sonra o De Souza'yı aldılar. Takım bayağı bir değiştirdi Beşiktaş. Gezel çok çok güzel Gezal ortalar çok atıyor. teknik bir adam. Çok güzel yani oyunu Evet. yönlendirebilen maestro bir adam. Ama dediğim gibi yani iyi defans yaparsak puan alma durumumuz olur. Evet. Yani büyük maçta belli olmaz. Yani 3 neticeli bir maç sonuçta. Yani yenebiliriz de berabere de kalabiliriz. Yenilebiliriz de. Yenersek Ama çok iyi olacak. Yenersek çok da iyi yenersek gelir. ligi ayrı bir şey gelir. Yani ayrı bir heyecan gelir. Evet. Şimdi bazıları diyor ya işte Dijitürk bazı şeyleri belirliyor. Yani Dijitürk için de bizim yenmemiz hayırlı olur yani. Çünkü Evet. ligin şimdi 4-5 takımla oynanması ayrı bir şey. Ayrı bir keyif yani. O rekabet falan. İnşallah da yeneriz yani. Yani Düşüncem o. inşallah. Başka demek istediğin bir şey var mı? Şu an yok ama daha sonra konuşuruz inşallah. Çocuğum Tamam. İnşallah bekliyor telefon almak için. tekrar alırım İnşallallah. seni. Yani Ben iyi Antalya'da akşamlar. yaşıyorum biliyorsunuz değil mi? Tamam. Biliyorum. Biz Tamam. seninle konuştuk. Tren abin orada. Sen hatırlamıyorsun. Yok, hatırlıyorum ben. Seni hatırlıyorum. Ha yemek yerken Ben gruptan tabii. Biz sorduk. Ha. hep aynı yerde zaten maçı izliyoruz ya. Evet. O köfteci de izliyoruz maçı. Şey Evet. maçı. Evet. Hı. İnşallah Tamam. deplasmana da gideriz. Bir deplasmana da Gideriz gideriz. inşallah. Gideriz. Evet. İnşallah. Tamam. Hadi iyi akşamlar. İyi Sağ olasın. akşamlar. Herkese selam. Sağ ol. Turhan Aydın Bey, alabilirim sizi. Eko gitti mi? Turhan Aydın. Turhan Aydın neredesin? Gökhan abi, köftecinin ismi Kuzeyliler Köfte. Turhan henüz daha reklamlara şey yapmıyorlar. Facebook'tan ama Zuckerberg şey koyabilir yani. Bedava reklam yapıyorsun diye. Antalya'da maçları
Rauf abi var, Rauf Otaman. Onun mekanı Kuzeyliler Köfte Pide'de izliyoruz. Gökhan abi bir Ergin'e söyle de. Yok Turan abi, reklam parası istemiyorum ya. Köfteci işte sanki Avni Aker'deki acının yeri. İyi akşamlar Adaş, hoş geldin. Demin Eko'yu aldık yayına ama sonra Lokman'ı aldık. Yayından düşürdük onu. Gitti ama bir yere Eko. Bakayım nerede. Turhan Aydın ismiyle bağlandı Eko. Şu an ama gözükmüyor. Kemal olmasa birisi şey yaptı ha, Turan Aydın. Canlı yayını Evet, paylaşırsanız tekrardan çok hayırlı sevinirim. akşamlar herkese. Saygılar Sağ sunuyorum. olasın. Sağ olasın. Sağ olasın Eko. Canlı yayını paylaşırsanız arkadaşlar çok seviniriz. Daha çok kişiye ulaşması açısından canlı yayının paylaşılması çok önemli. Bir de dediğim gibi YouTube kanalımız var. YouTube kanalımıza abone Evet, olunması çok önemli. paylaşalım. Bugün arkadaşlar sağ olsunlar. Yayını paylaşalım. Hepsi paylaştı Biraz. YouTube kanalının linkini. Sağ olsunlar. Dönüşler de oldu. 1.000 aboneye çıkmamız Abi ben önemli. bugün Bin yine aboneye çıktığımız iki üç zaman arkadaşa söyledim yayınları yine şey yapsınlar diye. yayınları YouTube üstünden yapabileceğiz. Herkes olursa Yönlendiriyorum ben abone çok arkadaşlara sevinirim. göre. Tamam, çok sağ olasın Eko. Yayını da paylaşıyorum. Siz de paylaşın arkadaşlar. Herkes görsün. Ne Yani diyorsun Eko şimdi bu çarşamba yayın günkü? hepimizin. Abi çarşamba Çarşamba günü günkü. biraz yani benim görüşüme göre çarşamba çok rahat yeneceğiz yani. O Başakşehir'in topçuları çok isteksiz zaten oynamıyorlar top. Abi, gerçi bizim Aynen. maçlarda farklı oynuyorlar. Herkes bize biliniyor. Ne hikmetse yani bize geldi mi herkes şey roket. Başkalarına geldi Vallahi mi işte. süzgeç gibi oluyorlar da bize geldikleri zaman farklı. Ya bir de senin Yani o bu oynadığın oyun da önemli Eko, yani senin de ona göre oynaman lazım. Yani bizim mesela devamlı puan kaybettiğimiz takımlar var. Bunu biliyorsun mesela. Denizli, işte Göztepe. Ya bu takımlara karşı ayrı oynayacaksın. Yani biliyorsun bunu. Ne hikmetse yani her sene kuvvetli de olsak, kuvvetsiz de olsak devamlı puan kaybettiğimiz takımlar. Ona göre, sen de ona göre oynayacaksın. Yani aynen. şimdi Başakşehir'i yenebilirdik aslında bak. Newton baştayken oynadık maçı. Gene yenebilirdik. Ama bulamayınca gol, İrfan Can bir tane attı. Sonra da Viska bir tane attı. Öyle aldılar maçı. Ya takımda bir şey yok abi. Yani bizim takımın ne zaman nasıl oynayacağı belli değil. Bir süreklilik yok yani. Ben daha takımı çözemedim. Ben maçları da doğru dürüst seyretmiyorum abi farkındaysan. 10 dakika, 20 dakika. Fazla seyretmiyorum yani. Sinir olmaya başladım bu aralar. R çok yapıyoruz biliyorsun. R olayına ben çok sinir oluyorum. Tabii şu anda yavaş yavaş takım oturmaya başladı ama yarın ne olacağı yine belli değil. Biri sakatlandı, öbürü kart cezalısı bilmem ne, öbürü gitti. Göndermenin hiçbir anlamı yoktu şu anda. Yani çok zamansız bir gönderi yaptılar ve hoşuma gitmedi yani. Çok gereksiz bir gönderiydi Yani şu anki. Son sonunu bekleyebilirlerdi yani. ya Biraz bana vefasızlık sorarsan da var yani bizde yani. Bayağı bir vefasızlık var. ya takımın konsantrasyonunu da bozmamak lazım ya. Takım şey gidiyor yani, daha oyuncu da almamışsın, şey yapmamışsın yani, oyuncu almadan oyuncu eksiltmenin çok bir At anlamı var yok canım, yani versene. diye düşünüyorum. Gökhan abi demiş bahisler açılsın. Gökhan abi formayı hazırlasın. Eko, bu Gençler Birliği maçı, valla Gençler Birliği tahminin seni sıkıntıya Herkes hakkı soktu takıyor abi. Ben de kendi hakkımı takıyorum.
Reklam yapayım ben de reklam. Herkes reklam yapıyor ya, ben de yapayım. Yapacaksın tabii. Yani bu işleri yapıyorsan, tamam mı? Bir katkı, bir emek veriyorsan kendi şeyinin reklamını yapmak da önemli. Sen de şimdi mesela kendi Abi. derneğini anlatacaksın bize. Ne Abi zaman şu an kurdun sen? pandemi Daha yeni. dolayısıyla biz yok abi 2019'un 9. ayın 17'sinde falan biz Akçabat Taraftarları Derneği'ni resmi olarak kurduk, faaliyete geçirdik. Yani aşağı yukarı 1,5 sene falan olacak işte. Biz 1,5 sene değil de yani aşağı yukarı 15 ay falan. 14-15 Ama ay o da oldu. şeye, da Tabii pandemiye denk geldi tabii. pandemi bizi çok büyük etkiledi. Yine biz sosyalliğe devam etmeye çalışıyoruz. Bürokrasi falan yani çevremizdeki, ilçemizdeki işte bürokrasi falan gezmeye çalışıyoruz, kurumları. Bunun haricinde sosyal faaliyetlere devam. Ben 2017'de bir senede 6, 4 dışarıda, 2-3 tane de Akçabat'ta olmak üzere 7 tane okula bayağı bir yüklü yardım yaptık. Böyle kışlık malzeme, kırtasiye, atkı, bere. Bu faaliyetlere devam ediyoruz yine. Kemal abiyle beraber başladık, yine devam ediyoruz. Aynı şekilde şu an gördünüz, yine gittik. Bundan önce pandeminin Aynen. başlarında yüklü kumanyalar, elektrik paraları, su paraları. Tabii biz sadece burada elçiyiz abi. Biz elçiye zaval olmaz derler ya. Aynen. Sağ olsun abilerimiz, Aynen. kardeşlerimiz bizi kırmıyorlar hiçbir zaman. Her zaman Kemal abi olsun, ben olsun, işte sizin gibiler, çevremizdekiler, Ali dediğimiz zaman onların da arkadaşları var. Onlar da sağ olsunlar hiç bizi şu ana kadar kırmadılar yani. Hep onların destekleriyle beraber aynı şekilde devam ediyoruz. İşte en son 4 tane de okula gittik. Çok da güzel oldu. 4-5 tane yani ile gittik. Şimdi yine var. İnşallah yine gideceğiz. Daha iyi gideceğiz. Tabii şu Nereyi işler bizi planlıyorsunuz? abi şu Nereye anda gitmeyi zaten planlıyorsunuz? benim şu anda bir Kars Ağrı var. Onlar bekliyor. Benim en büyük hayalim 3 sene önce bir okula söz verdim şeyde Mardin'de. 230 kapasiteli bir okula söz verdik. Onu yerine getiremedik. Forma sözü. İşte onu bir yapamadık. Aradık, birilerini aradık yöneticilerden falan. Hiç geri dönüş olmadı, şey olmadı. Yani forma işi de biraz maliyetli iş. Bugün bir forma 250 lira falan. 230 tane forma da az bir şey değil abi. Biz bir iş adamı değiliz, yönetici Aynen. değiliz, fabrikamız yok. Yani bizim de işimiz gücümüz yok. Allah'ımıza şükürler olsun. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sağlığımız yerinde olsun. Biz çocuklar için uğraşıyoruz. Yani insanlar için, yardıma muhtaçlı insanlar için her zaman söylüyoruz zaten. Kemal abi de olsun, çevremizdeki insanlar da olsun. Aynen. Telefon numarası da veriyoruz. Aç olan da bizi arasın. Dışarıda kalan da bizi arasın. Hiçbir sorun değil. Herkese her şekilde yardımcı olacağız yani abi. Yani biz bir amaçtan Aynen. beraber çıktık. Taraftarlık bizim ikinci şeyimiz. Yani biz bu işi yıllardan beri yapıyoruz ama biz tabii şey olarak değil. Biz de fanatik Trabzonsporluyuz. Trabzonspor'un peşine koşuyoruz. Da Sebat'ın da peşine koştuk yıllarca. Trabzonspor'un da peşine koşuyoruz. Yani her tarafa gitmeye çalışıyoruz. Yani yetiştirebildiğimiz kadar çoğu zaman abilerimizin, kardeşlerimizin yardımlarıyla gidiyoruz sağa sola. Çünkü buna para dayanmaz abi. Bu işler çok zor. Sağ olsun dışarıda Şey 2-3 tane sormuş abimiz var. Gökhan abi. Gökhan abi şey sormuş. Buyur Sezon abi. başında yüzlerce forma alan yöneticiler kimlere veriyor formaları? Bazen ben görüyorum mesela sosyal medyada Abi işte Ertuğrul Doğan oraya şimdi gönderdi, o şöyle buraya gönderdi. Bunlar nasıl oluyor? bir şey söyleyeyim abi. Yanlış anlaşılmasın. Burada arkadaşlar abiler bizi seyrediyor. Biz o kadar işle uğraşıyoruz, yardımlarla, şeylerle. Bir defa bir abim var, isim vermeyeyim, önemli değil. Sağ olsun Trabzonspor sayfasına attı bizi bir ara. Beni o 4-5 tane okula gittiğim zaman 2017'de attırdı. Orada bir paylaşım yaptı. O ara ben Erdoğan Arıkan'ı aradım, sağ olsun. O da TRT'de bir şey yaptı, bizi geçti. Teşekkür etti oradan. Yani şu an bakıyorum bir adam işte Ertuğrul Doğan dediniz yönetici.
Geçen bir ara Diyarbakır'da bir okula. Bu reklam peşine gidiyorlar. Biz reklam peşine gitmiyoruz abi. Biz insanların taleplerini yerine getirmeye uğraşıyoruz. Biz herkese de diyoruz, güvenceniz yoksa buyurun beraber gidelim. Siz de bizimle gelin. Herkes bizimle gelsin. Biz her zaman istiyoruz ki birileri bizimle beraber olsun. Bize destek çıkanlardan olsun, dışarıdan olsun. Bizim yaptığımız işi görsünler. O şeyi onlar da alsınlar abi. O görüntüleri, o şeyleri onlar da görsün. Yaşasınlar o anı. Yani o çok değişik bir şey. Bir Erzurum Tekman'a gittim ben. Dört tane arkadaşla beraber Vahf Dağı'nda kaldık giderken gece. İnanır mısın abi, bu atkılarla beraber zincir büyük geldi, atkıları sardık tekere Vahf Dağı'ndan çıkmak için. Oradan çıktık, gece mücadele ettik. Oraya gittik, araba kaydı, neredeyse düşecektik şeyde Tekman'da. Okula gittik, okulun tuvaletleri yok. Her taraf pislik içinde, ben utandım vallahi. Çocukların yani doğru dürüst tuvaleti yok. Yani çok enteresan şeyler var. Yani Kemal abiler işte o pandemi döneminde yukarılara gittik. Orada evler, o görüntüleri attı. Hepiniz gördünüz orada. Yani çok enteresan şeyler var. Görüntüler var yani. Derler ya, uzaktan şeyin sesi bilmem ne gelir ya. Yani gidip gör. Sağ Ben her olun, zaman size hoş istiyorum geldiniz. ki birileri gelsin de bizden beraber o görüntüleri görsünler. Kendini sadece tanıtmasına gerek yok. Sadece bizim içimizde olsun. Görsün o heyecanı yaşasın. Biz her gittiğimiz yere de ekstra çocuklara meyve suyu alıyoruz. Kekmek, çikolata bir şeyler alıyoruz. Önden çocuklara bir servis yapıyoruz. O heyecan, o şey, en son atkıları açtırıyoruz. Ya biz Trabzonspor için uğraşıyoruz abi. Hem çocuklara Aynen. o sevinci yaşatmak, hem Trabzonspor. Dünyanın her yerine Trabzonspor'u yaymak. Daha geniş çap. Ya Trabzonspor için çok önemli. Bak şimdi Lokman arkadaşımız söyledi. O çocukken yaşamış olduğu bir duygu, işte radyoda maçı dinlemek, onu Trabzonsporlu yapmış. O zamandan bu zamana bunu devam ettirmiş. O bir formanın, bir topun, yani bir kaşkolun bile ne kadar önemi var. Yani çocukların Trabzonsporlu olması için çok büyük önemi var. Yani kim katkı koyuyorsa, kim faydası oluyorsa bunun için herkese teşekkür ediyorum. Yani sizin yaptığınız çok çok güzel bir olay. Şey geldi. Şimdi abi Arkadaş herhalde. ben burada kısa bir hikayemi anlatayım size. Ben aslen dedem Tonya İskenderli'den Giresun Keşeba yerleşme. Macirlik zamanında oraya gitme. Ben de çoğu zaman gittim. Çocukken Giresun'da kaldım, Keşap'ta. Benim bir tane yurt dışında bir tane amcam vardı. Onlarla konuşmuyorum şimdi. O yurt dışından geldiği zaman, o zaman forma yoktu. O şey formalar vardı. Dandik dandik formalar. Bir çuval forma. Sarı kırmızı, sarı lacivert. Biliyorsun o Giresun taraflar hep şeydir zaten. Siyah beyaz. İçinde bir tane Trabzonspor forması vardı. Onu almak için ben mücadele etmiş bir insanım. Bir çuval formanın içinde. O zamanki şartlarda kendimi şeyde gibi hissederdim yani. Dünyanın başka bir tarafındayım gibi hissederdim yani. Yani biz çok enteresan şeyler yaşadık biz abi. Yani ben 92'den beri maçlara gidiyorum burada. 92 senesinden beri. Ben bu 4-3 Avni Fenerbahçe'yi yenildiğimiz maçta sırf Şimayer'i seyretmek için oraya gittim ben. Sırf Şimayer'i seyretmek için bak. Tabii oynamadı o günü. O farklı mesele. Ya o zamanki bir şeylik vardı yani, farklılık. Çok cins bir şey yani, ne bileyim abi, bir Rıdvan'ı bir şey Şimayer'i izlemek için ben oraya gittim yani, gerçek söylüyorum. Fenerbahçe tutma falan değil. Aynen. Onları seyretmek için ben oraya gittim. Yok ama ya 92 büyük senesinde o ya kağıt şimdi biletin şöyle olduğu zaman. şöyle ha, ya büyük futbolcuları herkes izlemek ister. Mesela şimdi Mesut O Özil zaman çok geldi. farklı bir Hani şey şey vardı de abi. bilmem ama Mesut Özil'i herkes izlemek ister. Yani şimdi Türk futbolu için kötü bir şey değil. Sadece alınmasında işte şeffaf olunması önemli. Yani Türk futbolunda her şeyin şeffaf olması lazım ama Türk futbolunda çoğu şey şeffaf değil yani.
kim neyi ne için yapıyor belli değil yani. O yüzden yani ama büyük oyuncu geldiği zaman ben hoşuma gidiyor. Mesela ben Mesut Özil'i izleyeceğim yani. İzlemek hoşuma gider, Mesut Özil'i izlemek. Sen de Schumacher'i Ben izlemeye geç gitmişsin. Hacı'yı, yani Hacı'yı ya izleyen büyük keyif alıyordu yani. Şimdi tamam Galatasaray'da oynuyor olabilir tabii ama canım. Hacı'yı izleyen büyük keyif alıyordu futbolundan yani. Çünkü adamın ne zaman ne yapacağı belli değil. Öyle bir anda bir gol at çıkartıyor ki yani şey yapamıyorsun yani. Enteresan futbolcular, çok değişik adamlar yani bunlar. Şimdi o Fener'e gelen birkaç yabancı vardı. Alex'i boş ver de yani birkaç tane yabancı benim çok hoşuma giderdi mesela. Seyrederdim ben yani. Adamlar çok hoşuma giderdi. Şimdi Yani Tizyon'un olduğu zaman, Şota'nın olduğu zaman yani gerçekten Şota da çok ayrı bir o futbolcuydu yani. yürünen zamanları. Jean-Marie bile yani doğru dürüst Yunus. seyretmedik ama yani o zamanlar daha hoştu, daha farklı bir şeydi. Hafta Yani ne değişik bir bileyim adamdı çok yani. tabii canım. Haf Jean-Marie yani Pfaff da önemli bir yani adamdı. Önemli bir kaleciydi yani, uluslararası kariyeri yüksek olan bir adamdı yani, geldiğinde gerçekten çok şöhretti yani. Schumacher neyse hafta aynıydı yani. Simovic. Simovic o kadar tanımıyordu Simovic şeyde de. mesela. Simovic Türkiye'ye geldikten sonra, Pirekazi, onlar Türkiye'ye geldikten sonra daha fazla Pirekazi. parladı. Yani dünya futbolunda o kadar bilinen adamlar değildiler. Ama Türkiye'ye gelince Ya biz o Galatasaray'da zaman iyi oynayarak dışa fazla geliştirdiler eğilimli kendilerini. değildik ki zaten abi. Yani bizim zamanımızda biz dışa fazla eğilimli değildik o televizyonun muhabbet yüzünden. Ben sadece Dünya Kupalarını seyrederdim mesela. Yazın beklerdim ki Dünya Kupaları başladığı zaman ben yatmazdım. Sabaha kadar o Kolombiya'yı seyrederdim. Aynen aynen. Huguita'nın o geri vuruşunu ben hala daha unutmam. Maradona'nın o Tabii. şeyleri. Van Bastenler, Gullit'ler, Zengalar, işte şeyler. Hani o günler olsa işte Doğu Almanya, Batı Almanya, yok bilmem ne, Uruguaylar, çatlar, çürtler yani. Ya Çok güzeldi yani o zamanlar farklıydı. futbolda şimdi biraz daha şey oldu Eko. Yani yani şey geliştikçe böyle daha defansif oynanmaya başladı futbol. Yani önceden daha çok hücum şeyi vardı. Yani göze hoş gelen bir futbol vardı. Şimdi daha çok herkes kapatmaya çalışıyor. Şeyi kapatmaya çalışıyor. Yani defansı kapatayım, ondan sonra bir gol bulursam da öne geçerim. Yani o mantıkla bakıyor. Eskiden öyle değildi. Eskiden futbol oynamaya yönelik. Yani o göz zevki daha fazlaydı. O oyunculara da büyük sevgi vardı Şimdi işte. Maradona olsun, diğer oyunculara tabii büyük canım. sevgi vardı yani. Şimdi akşam muhabbet ediyoruz. Herkes Galatasaray Beşiktaş maçını seyrediyor mesela. Ben hiçbirini seyretmiyorum. Zevk almıyorum abi. Çünkü şu an benim seyrettiğim Türkiye Ligi Almanya'nın 3. ligi gibi. Aynen. Türkiye Türkiye Ligi'nin Ligi'ni kalitesi çok seyredeceğine düşük İngiltere maalesef. Ligi'ni seyret. Alman şeyini seyret ligini. İşte atıyorum İtalyan Ligi bu sene güzel. Onları seyret. Gerçekten çok harika yani. Bizim ligde çok berbat. Ben hiç zevk almıyorum yani. Hiç zevki Aynen. yok Ya yani. oldukça ben de izliyorum. İşte TRT Spor'da falan Yani veriyor bazı İngiltere Ligi maçları. ben çok seviyorum. Onları izliyorum. İtalya'yı falan veriyor. Alman liginden de A-Spor bazen yayın yapıyor. Onları izliyorum yani. Oradaki futbol çok farklı ya. Bizdeki gibi değil. Bizdeki yani, bizde yatan adam yani 3 dakika 4 dakika yatıyor oradaki. Ya hakemler yani müsamaha gösteriyor adamlara yani. Ama o şekil olmaması lazım. Yani futbolun seyir zevki çok önemli. Marka değeri diyorlar. Futbol marka değeri diyorlar. Bu adamlar marka değerini düşürüyor yani. İnsanlar niye para verip alsın ki senin Digitürk'ünü yani? Kalitesiz bir futbolu izlemek. Yani niye Seyir izlesin ki? zevki yok ya. Bugün Aynen, seyir aynen. zevki olsa Trabzon'da herkes de Dijitürk olur. Herkesin evinde Dijitürk olur mu olmaz mı abi? Olur ama o da biraz şeye bağlı Eko yani. Kafaya oynuyor musun, oynamıyor musun? Biraz da ona bağlı yani. İşte seyir Kafaya zevki olsa oynamadığın diyorum zaman abi şimdi takım zevk verse olur. ya takım zevk verecek, biraz da üstte oynayacak. Yani sadece zevk verip puan kaybetmek de önemli. Tamam, şey de önemli ama
Puan almak da önemli. Şampiyonla oynamak da önemli. Deplasman alanını sor diyor Turan abi Eko'ya. Biraz deplasmanlarla ilgili var mı anılar Anlatayım mı? anlatabileceğin? Ben ilk deplasman, abi ben ilk Galatasaray deplasmanına gittim 98'de. Neoplan'la beraber Akçaabat'tan, Neoplan arabasından. O zaman Akçaabat neydi oturan? Bir grup vardı da beraber hareket ettikleri üniversite grubu. Yok yok, bir üniversitede bir grup vardı o zaman. Neyse Fan işte, kulübü, fan kulüp. Fan kulüple Akçaabat vardı o zaman. O zaman Akçaabat grubu iyiydi abi. Beraber hareket ediyorlardı. Fan kulüp diye bir şey vardı, grup vardı. Biz Sotka'ya gittik o otobüsten beraber. Sotka'dan yanılmıyorsam 5 veya 6 otobüs Paşa abi onlarla beraber komple Galatasaray maçı. O zaman bir gün erken gidiyorduk maçlara. 98'de giderken Giresun'da bizim lastik patladı. En iyi otobüsten biz gidiyoruz. Lastiğimiz Giresun'da gümledi. Lastiği tamir edip yapana kadar öbür otobüslerin hepsi gitti. En son İstanbul'da buluştuk zaten şeydi. Kartal'da o zaman da Kartal TSD'nin açılışı vardı işte o günü. Mehmet Ali Yılmaz, Orhan evet. Gencebay bizim otobüse binecekti. Sonradan caydılar, indirdiler aşağı. Ünal Münal hepsi otobüse çıktı. Bir daha tekrar aşağı indiler. Bizim otobüsten beraber Ha. stada Karar gideceklerdi. değiştirdiler demek Orada ki. ne olduysa vazgeçtiler. Oraya gittik. O günü orada bak şimdi burada seyreden abiler çok iyi bilir. Gurbetçiler sağdan girdi şeye, stadyuma. O kale arkası iki bölümdü. Biz girdik. Bir bölüm komple doldu. Galatasaraylıları diğer bölümden boşalttılar. Bizim seyirciyi sağdan tekrar şeyi aldılar. İçeri aldılar. O maçı hiç unutmam. Kevin Campbell. İlk gittiğim deplasman maç. 5-3'lük maç değil mi? 5-3. Aynen 5-3'lük maç hiç unutmam onu. 5-3'lük maç. Çok güzel bir maçtı. Çok güzel Çok da maçtı koltuk kırdım orada sahaya attım. O işten çıkardık orada işte tribün yetmiyor diye koltukları sahaya attım. O bir de şey işte o İstanbul'daki maç 65 bin kişi. O günü iki defa ben İstanbul'daydım o Avrupa'nın en büyük adliye sarayında Çağlayan'da çalışıyordum. Var yapılan. Bir buçuk sene İstanbul'da kaldığım için buradaki maçlara hep uçakla gittim geldim ben. Oradan ben 3 tane otobüs kaldırdım olimpiyata. Hatta sabah erken gittim bir tane bayrak getirdim. Geri döndüm sonradan otobüslerle beraber maça gittim. Bayrak yaptırdık, attılar. Çok enteresan bir maçtı ama hiç unutmayacağım maç dersen bana Fenerbahçelik birbirlik Fenerbahçe maçı. Abi. O maç benim için tarihe geçti. Hangi Şampiyon olmasak da olur yani. Bursaspor'un sene? şampiyon olduğu Hani senesi. şeydeki. Aha. Bir birlik Anladım. maç Kadıköy'deki. Orada mıydın O sen? günü Maçta mıydın? dergide de kapak resmim vardır benim. Yukarıdan aşağı tam inerken Burak Öyle Yılmaz golü attı. mi? O maç unutulmaz abi. Orada herkesin Ya olmasını zaten. isterdim yani. O görüntüyü herkesin, o bir fotoğrafım var paylaşıyorum onu bazen. Arkada yangın çıkıyor, tribünleri yanıyor. Onu sürekli o Instagram'da da paylaşıyorlar sayfalarda. Siz o Fenerbahçe seyircisi sahaya gelip o timsah yürüyüşü yaptıkları zaman orada Aynen. mıydınız? Yoksa O çıkartmış maç işte, mıydılar işte o sizi? maç abi. Yok çıkarmadılar orada. En son biz çıktık. Bir de 1.30'da çıktık oradan. Ha. O saate kadar Ne eğleniyorduk orada. yapıyordular? Hatta dönüşte de metrobüsten aşağı Fenerbahçelileri attık abi. O gün çok Ha. güzeldi ya. O günü ben hiç unutmam. 65 İyi. milyon için Nasıl değdi yani o gün seviniyordular? abi. Nasıl Oh, seviniyordular abi o şey? O nasıl oldu sevindiler ama yani? Nasıl bir haber mi geldi? Ne oldu? abi anons yaptı Mikrofonla oradan herhalde o haber gerizekalı. vermişlerdi. Ya yanda şimdi çocuğa soruyorum maç kaç? Bursa'yı aradım hatta orada. Ben arkadaşlarım orada arıyorum. Maç ne diyorum? Ben diyor 2-1 maç. Biraz sonra bir de aradım maç 2-1 bitti dedi abi. Dedim iyi şampiyon oldu. Abi salaklar dedim niye seviniyor burada? Bunlar dedim kafayı yemiş herhalde. Bunlar tabii sevinç, memin, çarçur. Maç bitti. Ondan sonra bir daha tekrar yanlış anons. Başladılar tribünleri yakmaya. O İtfaiye geldi, içeri girdi. Çok bombaydı abi. ama işte o işte şimdi orada seyircinin konsantrasyonu
eksik olmasın diye öyle bir haber verdiler ama bu tabii ters sonuçlanınca daha kötü oldu. Tribün olayları çıktı yani o da mesela bir iletişim problemi. Yani Fenerbahçe Kulübü'nün Tabii yaptığı tabii bir çok iletişim problemi. Yani seyirciyi o çok şekilde güzel de bir konsantre organizasyon ettiler. yapmışlardı Seyirci orada abi. şey çok iyi zaten. Fenerbahçe stadı çok çok iyi yani o açıdan. Diğer Oranın takım ambiyansı çok iyi. taraftarlarını baskı altına almak için müthiş bir yer Fenerbahçe stadı. Hani müthiş baskı altına alıyor seni. Hani rakip seyirciyi olsun, rakip takımı olsun müthiş bir baskı Tabii. altına alıyor. Yani müziklerle, şeylerle öyle şey yapıyorlar ki. O yüzden zaten bu 20 sene muhabbeti var ya, 20 sene işte Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Trabzon'a yenilmemesinin sebebi de o yani. Müthiş bir baskı yapıyor. Ve büyük maçlara da o şekilde hazırlanıyorlar. Yani diğer maçlara hazırlanıyor gibi değil. Yani o maçlara ayrı hazırlanıyorlar her şekilde. Ama kırıldı o şey Ama gitti abi. dediğin gibi O tabii şey geçen kırıldı sene ya. Beşiktaş yendi, şey yendi, biz yendik. O şey bitti ama seyirci olursa gene Fenerbahçe stadı şey yani etkili bir stad. Şey değil yani. Ama bir de orada o günü orada şey yaptılar abi. O anonsun yüzünden son 3 dakika 5 dakika zaman geçirmeye oynadılar. Adamların hiçbir yerden haberi yok. Yani biraz geri düşürdüler. Aynen Tempoyu tabii. düşürdüler. Bir ara bastırdılar ama son 5 dakika 3 dakika bıraktılar zaten. Şampiyon olduk diye bıraktılar. Başladılar pas yapmaya orada. Yani zaman geçirmeye oynadılar. Ya biraz da şanssızlık mı diyeyim? Sanki Trabzonspor'da 3 kişi biliyor, geri kalanları bilmiyor gibi bir muhabbet vardı orada yani. Öyle bir şey var. Enteresan bir şeydi ya. Burak'ın attığı golü 40 sene geçse atamaz aynı golü ya. O da Tabii bir tabii. şey yani. Yani değişik bir şey. Çok enteresan bir şeydi. Turan abi Yani şey çok sormuş. enteresan bir şey. Trabzonspor Eko, Trabzonspor maçları yeterli mi sizce? Bir de buna ben şöyle bir ekleme yapayım. Bu taraftar grupları marş oluşturmak için veya marş yazmak için böyle bir gayret sarf ediyor mu? Hani sen taraftarla iç içe olan birisi olarak soruyorum sana. Yani şimdi mesela Şu Beşiktaş'ın an marşları şeyleri falan daha güzel gibi. Yani bizim neden böyle bir şeyimiz yok? Yani bu marşlarla ilgilenmiyoruz veya tüm tribün bunu niye ortaklaşa söylediğimiz bir marş yok? Yani bir organize olamıyoruz o maçlarda. şimdi şu an bilmiyorum abi onu yapıyorlar mı hiç takip etmiyorum görüşmüyorum da daha önce benim olduğum grupta öyle bir grup vardı. Grubun içinde çocuklar vardı. İsim vermeme gerek yok. Sen anladın ben kimi söylediğimi. Orada çocuklar Anladım. vardı. Onlar sürekli bir şeyler beste yapıyorlardı sürekli. Yani genellikle bu bizim grupların içinde hepsinde vardır öyle çocuklar. 3-5 kişi vardır. Hem pankart yaparlar hem marş kendileri oradan beste yaparlar, şey yaparlar. Tabii tutar tutmaz o kendi şeyleri yani. Kendileri onu kendi gruplarına ait yapıyorlar. Bu maç değil de yani beste yapıyorlar oradan. Kısa kısa besteler yapıyorlar. Şöyle Şu an mesela aktif bu değiller biz herhalde. şimdi biz dar sokaklarında mesela Vira'nın yaptığı bir şey. Tabii Ve tabii yani tüm o Trabzonspor için yaptılar onu. yapılmış bir şey. Yani tüm Trabzonspor için yani o mesela Trabzonspor kendi marş yaptırıyor, yarışmalar yaptırıyor. Onlardan böyle bir Bir şarkı ara çıkmadı. vardı. Böyle bir marş çıkmadı ama Vira'nın yaptığı çok güzel. Çok güzel. Yani onun devam etmesi lazım. Farklı farklı mesela 5 tane, 10 tane şey olması lazım. Biz şey yapıyoruz biraz daha kolaycılık. İşte İstanbul takımlarının yaptığı maçları uyarlıyoruz kendimize, onları söylemeye çalışıyoruz. Yani bu konuda da biraz Yani eksiklik var. Yani onu ifade orada etmek istiyorum. eksiklik var abi zaten. Pankart konusunda da aynı şey. Hep yabancıların yaptığı pankartı bizimkilere çeviriyor. Yaptıkları besteleri Türkçe'ye çeviriyorlar. Belli oluyor zaten. Bunu sürekli yapıyorlar. Şu an aslında en güzel marş işte marş yapma, beste yapma zamanı şu an internet üzerinden çalışılabilir yani. Böyle bir projeler şeyleri yapılabilir. Gruplar arasında kendileri öyle 5-10 kişilik bir şeyle beraber
bir şey eskiden nasıl işte müzik derslerinde elinde bir kağıtla beraber nakarattan okuyorsun ya, aynı o şekil bir şey çıkartıp da herkes aynı anda öyle çalışabilirler yani, öyle bir şeyler olabilir. Bunlar aslında basit şeyler. Herkes fikir alışverişi bunlar. Biri bir şey sunar, oradan bir şeyi çıkarırsın, kıskaç, öbürü koyar. Bir şeyler olur yani. De tahminim şu pandemiden dolayı biraz herkes geri duruyor. Tribün muhabbeti de olmayınca sadece Ertan çocuklar Toma şey pankart demiş, çalışması yapıyorlar. marş bir tane olur, İstiklal Marşı gibi. Benim dediğim tam marş değil, yani böyle maç içinde atılan sloganlar var. İşte şarkı gibi. Onları söylüyorum ben. Yani marş Maçtı ya abi, geniş beste. bir Geniş, tane. biraz daha geniş beste yapabilirsin yani. Aynı anda Beşiktaş gibi işte, bilmiyorum, A takım B takımın taraftarı gibi söyleyebilirsin. Bir Karşıyaka gibi, bir Göztepe gibi kendin bir beste yapabilirsin yani. Böyle rakibi susturacak, şey yapacak, sert bir şekilde Göztepe'liler, Karşıyakalılar güzel yapıyorlar mesela. Adana Demirler olsun, Kocaeli olsun, işte Odri Meydan bilmem. Yani var, bunu yapanlar çok var abi. Uğraşıyorlar ama onlar da yetenek, onlar hep bu üzerine gidiyorlar yani. Bayağı üzerine gidiyorlar bu iş. Bizimkiler o kadar şey değil yani. Allah nasip Mehmet eder de Ali güzel bir Yıldırım abi derine şey, kaçarsam teferruatlı, orada yapacağım o inşallah işi ben. inşallah İko. Mehmet Ali Yıldırım abi şey demiş, Serkan kardeşim iki yayın yaptın, üçüncü yayında Fener'den korkmaya başladın, sebebi ne? Yok abi, yani ben her olaya adalet gözüyle bakarım. Yani adaleti kim sıkıntıya sokuyorsa yani o konuda görüşümü ifade ederim. Mesela Mesut'un gelişiyle ilgili dedim. Yani şeffaflık önemli benim için. Yani her konuda, hani her konuda, futbolda da siyasette de şeffaflık önemli. Yani bir konu yapılıyorsa, parasal bir iş varsa olayın içinde mutlaka şeffaf olması lazım. Şeffaf değilse ben ona itiraz ederim. Ama şeffafsa, yani o Mesut'un şeyinde de söyledim, onun açıklamasını yaparsalar, şuradan şu para geldi, şuradan şu para geldi gibi konuşursalar, tek tek onu açıklarsalar, ben ona bir şey demem. Ben Mesut'un gelmesini desteklerim. Ama şimdi sen 18 milyon euroya aldığın adamı burada Abi yayınım mı gitti ya? herhalde benim bağlantıda şey oldu. Bağlantın bir Şimdi gitti geliyor geldi mu abi. Eko? Şimdi Geliyor abi. geliyor mu? Ya Mesut Özil abi bir senedir top oynamıyor herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum. Tam Girmeyin seyretmediğim internete, için girmeyin. bilmiyorum. Ablana da söyle. Şimdi şöyle, geçen sene Nisan ayında pandemi başladı ya, Mart Nisan'da. Mesut'a dediler ki senin aldığın para çok fazla. Yani 18 milyon alıyorsun, çok fazla para alıyorsun. Sen bunu düşür. Mesut düşürmek istemedi. Düşürmek istemeyince de biz sana bu parayı veremeyiz, sen başka kulüp bul dediler. Mesut da tabii rahatı yerinde olduğu için gitmedi. Ama Arsenal'de oynatmadı onu. Arsenal'de oynatmayınca yaklaşık dediğin gibi bir seneye yakın zamandır futbol oynamıyor Mesut. Ama yani şuna açıklık getirmeleri lazım. Yani şimdi orada 18 milyon euroya oynayan adam buraya gelip 3-5 milyon euroya oynamaz. Yani böyle şey yapıyorlar işte, vatan millet sevgisiyle geldi gibi anlatmaya çalışıyorlar Mesut'un gelmesi. Futbol ya çok profesyonel bir oyun. Hiç alakası yok. Adam parasını kazanacak ya. O parayı nerede kazanırsa orada kazanacak. Yani öyle bir şey yok. Çünkü adamların mesleği bu. Bizimki gibi şey değil. Biz hangi meslekten para kazanıyorsak o mesleğe saygımız olur. Onu da futbol aynı şekilde, o parayı kazanması lazım. Sen bana dersen ki 18'den 3'e düştü ve kimse inandıramaz o konuya. Ya o verilen şeylere ben inanmıyorum. O 3 lira, 5 lira, 10 lira hesabı, onlar kesin bir şey, hiçbirinin bir şeyi yok abi. Onlar yalan, yalan haber. Dediğin gibi yani 15 lira, 18 lira oradan alan adam burada 10 bin liradan aşağı kesinlikle oynamaz. Orada da Arsenal'de Ya ona 10 bin lira oynamaz. verir en az. Ya Yani ben öyle Arsenal'in yeni düşünüyorum. kadro yapılanması da vardır da. Yok yani şey önemli değil. Benim için önemli olanı söylüyorum.
Önemli olan adil olsun, şeffaf olsun. Gerisi önemli değil benim için. Yani onu da Ben alabilirler, Mesut'u da Fenerbahçe'de de alabilirler. bir şey, Önemli değil. Fenerbahçe'de iyi olacağını da ben düşünmüyorum yani. Ya Sanmıyorum belli yani olmaz. Fenerbahçe'de bir başarılı şey gösterecek diye. Tabii o Ya takım bir de kadrosu da önemli yani. Uyum, uyum. Fenerbahçe çok sayıda futbolcu aldı. Hala alıyor yani. Hala alıyor. Yani o kadar futbolcunun uyum sağlaması çok kolay değil Eko. Hani o biz hatırlıyorsun Hacı Osmanoğlu zamanında almıştık. Dünya kadar futbolcu. Hiç o takımdan 30-40 hiçbir tane hayır topçu gelmedi. aldılar. Hiç hayır gelmedi yani. Ya Hani öyle olmaz. Öyle bir de o takıma öyle şey gir. Ölü takıma Cardoza gibi iyi bir topçu geldi yani. Kanatlar çalışmıyor, hiçbir şey çalışmıyor. Ölü bir aynen. takıma geldi yani Cardoza. Aynen. Yani Eko ihtiyacımız şeyi olduğu gene zaman tekrar Cardoza gibi bir adam gelmedi. şeyi tekrarlayalım gene. Yani canlı yayın yaparken biz canlı yayını paylaşırsanız çok Tabii seviniriz. tabii abi. Yayını Bir de bu paylaşalım YouTube arkadaşlar. Serkan kanalımızdan abi de iyi olalım. YouTube'da destekleyelim. YouTube'da destek olalım. YouTube üstünden yapalım canlı yayınlarımızı. İzliyor musunuz bilmiyorum. Evet Şu evet. anda şu son 3-5 aydır YouTube üstünde baya Trabzonspor'la ilgili konuşan çocuklar var. Bilmiyorum izliyor musunuz? Yani ben izliyorum. Hani güzel şey biz de öyle bir yayın yapalım. Yani Yani yapabiliriz biz de yani bunu sohbet ediyoruz işte her taraftan. İnsanlar bağlanıyor. Ne güzel aynen. işte abi. Dünyanın her tarafından Trabzonlu, şeyli, Mardin'den, bilmem nereden her taraftan adam bağlanıyor işte. Ne güzel. Aynen, Kaynaşıyoruz burada. aynen. Daha güzel oluyor. Sohbet. Aynen. Aynen. Bir de kim ne düşünüyorsa İnşallah. geliyor burada konuşuyor. Kendi içini Tabii boşaltıyor herkes mesela işte fikirlerini atıyorum bir şey söyleyebilir. diyecek burada diyebiliyor. Aynen. Herkese de açık yani kanalımız herkese açık. Katılmak isteyen herkes. Teknik bir problem olmadıktan sonra alıyoruz yayına. Sıkıntı Mesela yok. Ergin'i alamıyorduk Benim çünkü telefonum gibi farklı telefonla olmasın da. bağlandı. Benim telefonumdan alamıyorum. Başkasının arkadaşımın telefonundan girmek zorunda kaldım. İşte onda Ama bir ben de ya herhalde bağlantısında bir telefonu şeyde değiştirmem sıkıntı lazım. var. Aynen. Telefon bağlanmıyor abi, onu çözemedim de. Yani yeni Aynen. telefon gözüktü bize ama daha parasını veremedik. Parasını verelim de ondan sonra. Aynen. Biraz daha sabredeceğiz. Turan abi sormuş herhalde. Var mı Çekirdeksiz katılmak taraftar istediğin? konusunda bir yorumunuz var mı? Vallahi şu Kimdi? anda Ne, kim göremiyorum. diyor abi? Turan abi demiş ki çekirdekçi taraftar konusunda bir yorumunuz var mı? Turan abi, yıllardır aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani şimdi 100 kişi tribüne gitsek 30 kişi sağa sola kaçıyor, çekirdek yemeye gidiyor. Yani bunları konuşmanın bir anlamı yok yani. Buna müdahale edemeyiz yani. Çekirdeğe bu bağımlılık neyden kaynaklanıyor? Vallahi gerçekten Şimdi bu o doğru niye yani. benziyor biliyor musun Serkan abi? Bu 2005'lerde falan biz daha önce de gruplarla girerken bilet alırdık biz. Bazen bedava, bazen şey işte. O zaman yönetimler de falan da verirdiler şeyleri. Bize de verirdiler. Şimdi içeri giriyorsun 50 kişi, 100 kişi. Az sonra bakıyorsun kalmış orada 30 kişi, 40 kişi. Biri sağda, biri öbür tarafta, biri öbür tarafta. Ha, bu aynı böyle ya. Buna bir şey yapamazsın yani. Bu değişmez Ya bir işte sistem şey yani. yapıyorsun. Dediğin gibi dışarıda belki adamla geliyorsun. Abi şöyle bağıracağız, böyle bağıracağız diyor. İçeri geliyorsun adamdan ses yok veya dediğin gibi kaçıyor bir tarafa. Ama şey çok önemli yani O taraftar gerçekten taraftar. Seyirci değil. Taraftar çok önemli. Taraftar farklı, seyirci farklı. Taraftar sayısını bizim arttırmamız aynen. gerekiyor. Seyirci herkes Abi izleyebilir. onu Satarsın yapmak biletini için adam öyle rahat şöyle izler yani. onu sadece şöyle yapabilirsin. Texas'ın yaptığı gibi ayrı bölüm. O seyirci oradan başka bir yere gidemeyecek. Anladın mı abi? Kontrol sistemini koydun mu sağa sola? Mekanizmayı kurdun mu orada? Kimse bir yere gidemez. Olduğu yerde çekirdek de yiyemez. Eski paşa abi gibi yoğurt şey ayranları atarsın. Ayakkabıyı çıkarıp fırlatırsın aşağıdan. Bu bazen de küfür ettiler mi kızıyorlar. Niye kızıyorsunuz? Gelmeyin oraya o zaman. Gidin farklı bir yerde seyret.
Bedava bilet Tabii alıyorsun, tabii. bilmem ne alıyorsun, oradan da kaçıyorsun. Emek var burada yani, yazık günah. Şimdi bazılarına kızıyorlar ama adamlar gidiyor yalvarıyorlar, bilmem kimden bilet alıyorlar. Belki yarın öbür gün biz de öyle gideceğiz, birilerine yalvaracağız, rica edeceğiz, bilet alacağız. Ya şimdi vereceğim sana bileti, o oraya, bu buraya. Ondan sonra adam diyecek ki, senin orada 300 kişi var diyecek. Nerede o 300 kişi var burada 50 kişi? Ver ona cevap şimdi abi. Ya bu Aynen. Texas gibi yapacaksın Hani yani, örnek verdim. Onlar gibi ayrı bölüm. Kimse bir yere gidemeyecek abi. Ya da aynen. gelmek istemiyorsan git normal 300, işte git kapalıdan mı alacaksın? Nereden alacaksan git çekirdeğini de al, git orada otur, orada rahat rahat maçını seyret. Ailenle seyret, çocuğunla seyret. Aynen. Yani bizim Bütün o dünyada Eko ortamımızı biz öyle alıştık. taraftar grupları bir şekilde destekleniyor yani bütün dünyada. Yani şimdi bedava bilet deniyor da yani bunu kulübün vermesi illa kulüp verecek diye bir şey yok. Yani illa kulüp verecek diye de bir şey yok. Ama taraftar grupları desteklenmesi lazım. Neden? Çünkü maç içinde o coşkuyu hissetmesi lazım takım. O yani normal seyirciyle böyle bağırmayan insanla o coşkuyu hissettiremezsin takıma. Mutlaka hani bağıran, işte şey yapan takımın yani şeye sahaya arkasını dönecek adamlar lazım. Çok önemli. Sahaya Taraftar arkanı olacak abi. döneceksin. Çünkü Taraftarsız maç olmaz. izlemeyeceksin. Yani sen maç izlemeyeceksin. Maç izle sen destek veriyorsun. Yani gol yesin, gol atsın önemli değil. Sen o desteği vereceksin ki adam o coşkuyu yaşasın, galip gelsin veya en azından oynasın, coşkuyla oynasın. O coşkuyu sen vermezsen böyle şey gibi oturursan hiçbir şey olmuyor o takımdan. Şimdi Bursa, Beşiktaş bunların gücü nereden geliyor? Seyirciden geliyor. Yani seyirci desteğiyle oynayan adamlar bunlar. Yani biz de onu yansıtmamız lazım. Bir şekilde yansıtma. Burada taraftar gruplarına görev düşüyor. Taraftar gruplarına da bir şekilde desteklenmesi lazım. Yani bu konuda desteklenmesi lazım. Ama dediğin gibi adam şimdi oradan alıyor bileti ama gelen adam bağırmıyorsa o zaman bileti veren adam da diyor ki sen neden bağırmayacaktın? Niye aldın bu biletleri benden? Çünkü orada yani bir görev var. Yani bir O yerde görevi yapacaksın. O görevi yapmayacak adam gelmeyecek maça. bir emek var abi. Emeğin karşılığını vermek zorundalar. Bir yerde emekçiler var, emek var yani. İnsanlar şimdi Ahmet, Mehmet, A grup, B grup önemli değil yani. Sonuçta orada yıllardan beri insanlar uğraşıyor. Emek veriyorlar. Ha, farklı şeyler var. Onları boş ver. O farklı, tabii bilet alıp bilet satmalar var. Onlar farklı bir şey. Tabii bunu hiç orada adam olmayıp da yapan insanlar da var. Bunları da herkes biliyor. Yani gidip işte siyasilerden bilmem nereden bilet alıp da hiç orada adam olmayan insanlar da var. Bir de orada emek sarf eden insanlar var. Yani bir emek var ortada sonuçta. Ha, diğer şeye ben de karşıyım. Yani bilet satma falan olayına ben de karşıyım. Şimdi adamdan bilet alıyorsun, gidiyorsun orada sağda solda 100 liraya, 150 liraya satıyorsun. Burada kulübün de hatası var. Ben kulübün yerinde olsam toplu bilet de vermem. Herkes gelsin kendi biletini kendi alsın. Göreceğim seni. Direkt yükleyeceğim kendine. Aynen. Aynen o kişiye Yani yönelik. Ya sistemi şu bile olabilir Eko değiştirebilirler mesela. abi. Şu olabilir. Sen şimdi taraftar gruplarından şey alacaksın, tamam mı? İsim alacaksın. Gerekiyorsa adamları çağıracaksın oraya. O adamları kişi isim bazında yükleyeceksin o bileti. İsim bazında yükleyeceksin Aynen. ve adamın gelip gelmediğini kontrol etmen lazım. Gerekiyorsa gene pasolik üstünden yani bu adam geliyor mu gelmiyor mu? Ona bakman lazım. Şimdi ben Denetlemen lazım. orada Öbür türlü dediğin gibi adam bunu rant kapısı olarak kullanıyor. Yani alıyor biletleri satıyor. 100 tane bilet alıyor. 50'sini satıyor. 50'sini şeyde kullanıyor. Onu yaptığı zaman da kimsenin güveni kalmıyor oradaki ortama. bunu yapanların çoğu da Çünkü zaten rant orada dönüyor grubu orada. olmayan adamlar. Orada grubu olmayan hiç adamlar var. Onlar yapıyor bunu çoğunlukla yani. Dışarıda orada bir dünyada kamera var. Orada şimdi geçen sene biz bilet arıyoruz. Birileri resmen orada
kara borsa bilet satıyor yani. Adamlara kart veriyorlar orada gözümüzün önünde yani. Biz bilet arıyoruz ya, biz sağdakinin soldakinin biletini aktarmaya uğraşıyoruz ki insanlar dışarıda kalmasın, içeri sokalım diye. Adamlar orada bizim yan tarafımıza gelen adamlar kart veriyorlar millete. Yani satıyorlar, resmen satıyorlar yani. Biz bilet bulamıyoruz, adamlar satma satıyor. Yani bunlar iş değil. Yani bu işi Ya bir yapanlar da de bu doğru Epo dürüst bu. yani taraftarlıkla, şeylikle de alakası yok yani. Orada tribünde de bir şeyi olmayan insanlar. Ya bir de Eko şey diyeceğim yani mesela şey var mesela şey baskı şöyle olur. Maçta baskı şöyle olur. Rakip takım aldığı zaman yuhlayacaksın. Senin takımın topu aldığı Tabii zaman coşacaksın. Bak kışkırtacaksın. İngilizler çok iyi yapıyor bak. İngilizler bunu çok iyi yapıyor. Hani O yüzden rakip aldı İngilizleri mı seyrediyorum abi. öyle bir uğultu geliyor ki öyle bir uğultu geliyor ki adam yani gerçekten rahatsız olur. Yani o şekilde ama bizde öyle bir şey yok. Zaten yani toplu bir hareket yok. Yani toplu bir hareket olmayınca yani şey olmuyor. Baskı altına alamıyorsun zaten. 3 kişi orada farklı bir şey bağırıyor. 5 kişi orada farklı bir şey bağırıyor. Yani o zaten sahada neredeyse duyulmuyor. Yani sahada duyulmuyor onlar. Ya bizde şimdi grup olayı fazla olduğu için abi, şimdi herkes kendi reklamının peşinde ve beraber hareket etme olayı bizde çok az, %5, %10, o da maçtan maça değişiyor. Çoğu maçta laylaylom, herkes kendi reklamının, kendi şeyinin peşinde. Yani bütünleşmek lazım, bütün olsak o dediğin şey her halükarda olur abi, ıslık da olur, şey de olur. O büyük maçlarda birkaç defa gördük onu yani. Ama sadece büyük maçlarda Oluyor zaten oluyor. tribün tıklım tıklım Coşuyor yani dolu. ister İster istemez. istemez o taraftarda sana katılmak zorunda kalıyor zaten. Biz orada Ya şey diyorlar ya mesela. Avni biz söyle abi, buyur. Ya şey diyorlar ya mesela futbolcunun büyük maçlara hazırlanmasına gerek yok. O zaten kendisi psikolojik olarak hazırlar. Seyirci de aynı şekilde. Büyük maçlarda o coşkuyu yaşıyorsun zaten. İster istemez yaşıyorsun. Bir de büyük maçlarda dikkatini çekiyordur. Bütün seyirci yani seyircinin tümü bağırıyor. Hani taraftar grubu olmasına gerek bir tezahürat başladığı zaman hemen hemen herkes ona destek veriyor. En azından alkış yapıyor. Bir şey yapıyor yani. O coşkuyu yaşıyor. Ama önemli olan kötü giden maçlarda, küçük maçlarda bunu şey yapmak. Bizim de en fazla puan kaybettiğimiz maçlar genel olarak küçük maçlar. Bu maçı alırız dediğimiz maçlar yani en fazla puan kaybettiğiniz maçlar. Orada aslında taraftara büyük rol düşüyor. Şimdi kaybettiğimiz puanlara bak abi. Beşiktaş, ölü Beşiktaş'ı yenemedin. Forvetsiz yani ölü Galatasaray'ı yenemedin. Forvetin yok diye. Gittin Kayseri'yle berabere kaldın. Antalya'yla berabere kaldın. Gittin ligin flaş takımlarını yendin. Hatayspor'u yendin. Karagümrük'ü Tabii, yendin. Bunlar Hatay, ligin flaş Karagümrük takımıydı. çok zor zor maçlar. Konya'yı rahat yendik O yani. büyük takımlar, o üç büyük dedikleri onlara hep yenildi. Farkındaysan onlara hep Aynen. yenildiler. Ya zaten o mesela o maçları berabere bitirsek şu anda çok farklıydı. Şey. Bak Bizde ufak takım Başakşehir. psikolojisi çok değişik abi. Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Fener maçlarından birer puan alsaydık şu anda çok farklıydı. Lig de farklıydı. Çok farklıydı yani her şey. Şimdi bir de şey var abi. Biz şimdi burada özellikle Avni Aker zamanında, bir de bu son zamanlarda biz burada boş maçlarda da çok gittik abi. İnsanlar maça gelmiyordu. Ben burada çok iyi biliyorum Avni Aker'de 1.000 kişi, 2.000 kişiden Trabzonspor'un maça çıktığını ben çok iyi biliyorum. Maç sesmeler bilmem ne, bunlar sürekli. Avni Aker'de biz bunu çok yaşadık. Biz orada Can abilen de giderken biz 2.000 kişiden, 1.500 kişiden ben orada çok yaşadık yani bu şeyleri abi. Millet maç seçiyordu, maça gelmiyor. Büyük maç oldu, herkes yalvarıyordu bilet verin, bilet verin diye. Hep büyük maçlarda millet piyasaya çıkardı. Avrupa maçları, Şampiyonlar Ligi maçları, bilmem ne maçları. Adamlara yalvarmadan maça getiremiyorduk ya. Hafta içi olan kupa maçları. Biz ne sıkıntılar çektik orada ya. Hafta içi kupa maçları ya.
Avni kimse yok. 1000 kişiyle 1500 kişiyle maça çıkıyor Trabzonspor ya. Kupa maçı. Biz çok enteresan şeyler gördük. Burada da aynı şeyi yaşadık. Bir dönem burada da aynısı oldu. Burada da tribün gördün de abi tribünler boş değil. 3000 5000 kişiyle oynadı burada. Aynen. Bir Yunan hoca geldi. Peki, Allah ya, razı olsun da yani tamam. Yunan hocanın biraz hocalığı zayıftı. Ona kimse bir şey demez ama karakterine de hiç kimse bir şey diyemez. Yunan hoca bu şehri bir daha ayağa kaldırdı. Bu şehri uyandırdı. Çok şey kattı bu şehre. O 96 şeyini bir daha geri aldı insanlardan. O küskünlüğü geri aldı. Bir şey yaptı. Bayağı bir güzel bir şey yarattı burada yani. Ortam yarattı. 96'daki küskünlüğü geri aldı. Yani onun yaptığını kimse yapamazdı burada. Yani başarılı olamadı. Tamam hataları vardı. O maçlarda Bursa maçında bilmem nerede bir o forvetleri çıkar bilmem neyi çıkar orada yaptığı çok hatalar var şeyler var. Ama karakterine şeyine kimse bir şey diyemez adamı. Tam da ileri giderken durdurdun adamı niye engelledin? Sezonu bitirtirseydin de o zaman konuşsaydık işte. Sezonu bitse de konuşsak daha iyi olmaz mıydı abi? İşte o hep içimizde bir uhde olarak kalacak. Kalsaydın ne olurdu? Şampiyon olur muyduk, olmaz mıydık? Onu Allah bilir. İşte o ama içimizde bir uhde olarak kaldı. He. Yani o içimizde uhde olarak kaldı. Onur Çolak arkadaşımız şey demiş. Abdullah Hoca bizi şampiyon yapar ama sabır. Ya bence de Abdullah Hoca yani gelirken bu ortamda bizi kimse şampiyon yapamaz abi. Ya Abdullah Hoca'nın gelmesini ben de istemedim. Adamın hocalığına kimse bir şey diyemez. Türkiye'de sahil hocalardan birisi Abdullah Avcı. Kaliteli bir hoca. Sezon başında alınmamasının sebebi de çok belli. Adam biliyorsun sezon başında alınmıştı o adam zaten. O kesindi geleceği. Ama sezon başında almadılar çünkü istediği transferleri yapamayacaklardı. 5-6 hafta sonra aldılar ya, adamı. Bak, kendileri transferi yaptılar ondan sonra adamı aldılar. Transferle de alakası yok. Ben şöyle söyleyeyim. Abdullah Avcı prensipli bir adam. Tamam mı? Abdullah Avcı'nın birinci şartı şuydu. Tesislere gelmeyeceğim başkan. Dedi. Ahmet Ağaoğlu'na. Ama bizim başkanımız da sağ olsun tesislerden ayrılmayan bir arkadaş. Tesislerden ayrılmayan bir arkadaş. Yani devamlı tesislerde. Yani tesislerden çıkması lazım başkanın. Bazen gelmiyor. Yani hoca isterse seni. Bunu şartı öne sürdü Abdullah Avcı. Bunu kabul etmedi. Eddie Newton'ı şey yaptı ama Eddie Newton zamanında biliyorsun hiç tesislerden ayrılmıyordu başkan. Devamlı. Antrenmanlarda bile tesislerdeydi yani. Tesislerden çıkmıyordu. Şimdi mecbur kaldı. O şartların hepsini kabul etti. Bilmiyorum abi ben katılmıyorum ona. O benim dediğim gibidir yine. Çünkü hedefi oynayan bak şimdi abi hedefi oynayan bir adam sezon başında hocayı da alır. Sezon başında transferleri de yapar. Hedefi oynayacaksan eğer. Hedefi oynamayacaksan zaten senin Abdullah Avcı'ya bile ihtiyacın yok şu anda. Sadi Tekelioğlu'ndan bile Yunal Hoca gittikten sonra Sadi Hoca'dan bile devam edebilirdi. Sadi Hoca hepsinden daha iyidir. Bak buna yemin ol Sadi Hoca şu çoğundan daha iyi bir hocadır yani. Para bile vermezsin ya Sadi Hoca'ya. Şöyle bir şey var Eko, ben hep bunu savunurum. Mesela bir örnek de vereceğim sana. Trabzonspor gibi takımın başına gelecek hocanın mutlak surette kariyeri belli olması lazım. Yani kariyerinde bir başarıları olması lazım. Kariyerinde başarı olmayan işte Hüseyin gibi işte Newton gibi hocalar Trabzonspor için bir seçenek olmaması lazım. Bak Chelsea'nin başına Lampard'ı getirdiler biliyorsun. Lampard Chelsea'nin efsanesi. Bu akşam görevine son verdiler Lampard'ın. Neden? Çünkü daha Lampard tam bir kariyer yapmamış. Yani kariyer yapmadan direkt Chelsea'nin başına geldi. Ve hemen tartışılmaya başlandı. Lampard başka bir takım da başarılı olup gelseydi bu kadar kolay göndermezler Lampard'ı. Mesela Gerrard, o da Liverpool efsanesi biliyorsun. Glasgow'da yaklaşık bir senedir, 1,5 senedir Glasgow'da orayı çalıştırıyor. Ve atıyorum 3-4 sene sonra
Gerrard'ı, Steven Gerrard'ı şeye getirecekler. Liverpool'un başına getirecekler. Ama hazır yani gelecek adam. Hazır gelecek ve nerenin? Yok yok, sana sormadım abi. Şimdi şey örnek vereceğim şimdi... sana abi. Şimdi Alanya'nın hocası Çağdaş'ın bir şeyi var mı? Kariyeri var mı? Şöyle Çağdaş Ünal hocanın bir kariyeri söyleyeyim? Var mı? Kurulu bir takıma, tamam mı? Böyle sistemi belli olan bir takıma geldi. Baştan çok başarılı. Evet, çok başarılı. Çünkü transferlerin çoğunu zaten orada bir scout ekibi var. Gerçekten bir scout ekibi var. Başkan da eski futbolcu. Oraya olumlu transferler yapıyorlar. Güzel transferler yaptılar. Orayı devam ettiriyor. Bak, baştan iyi gitti ama sonradan ne oldu? Ne oldu? Çağdaş'ın şimdi tökezlemeye başladı. Bak, bu akşam en güçsüz takımlardan şeye bile yenilebilirdi yani, Ankara Gücü'ne. 2-0. Geçen akşam ne söyledim abi? Geçen akşam Ünal'a bir şey yani söyledim ama... de farkında mısın abi? Aynen. Yani şimdi biraz zor yani yenecek çok, dedim yani. Alanya. Hemen çok başarılı diyemeyiz yani Çağdaş'a. Biraz bakmak lazım. Bakalım sezon sonunda ne yapacak? Sezon sonunda ne olacak? Ha, çünkü iyi başladı, tamam. Ama çözdüler. Çağdaş'ın bence oyununu çözdüler. Sezon sonunu getiremez abi. Bir de şöyle. Bence Alanya'da getiremez. Trabzonspor çok farklı. Alanya'da getirirsin. Kariyersiz adamı da getirirsin. Çünkü şey baskısı yok. Seyirci baskısı yok. Taraftar baskısı yok. Şey getirirsin ama Trabzonspor'da ve diğer büyük takımlarda hani işte şöyle Sergen geldi. Bak, Sergen geldi ama Sergen 3-4 tane takımda teknik direktörlük yaptı da geldi. Bir şekilde onlar da belli bir başarıya da ulaştırdı yani. En azından oyunlarını değiştirdi. Ama şimdi hiç kariyersiz bir adamı, yani Hüseyin Cimşir gelmemeliydi Trabzonspor'a. Sadece yardımcısı İsmail diye gelmemeliydi. İsmail Kartal'ın kariyeri var mıydı yani, abi? İsmail Kartal'ın bir kariyeri var mıydı abi? İsmail Kartal teknik direktörlük yapmıştı diye biliyorum. İkincilikte falan. Ama bir kariyeri yani, var mıydı? TFF birincilikte falan yapmıştı hocalık. Yani birinci hocalık yaptıydı diye biliyorum. Kim bir şampiyon yaptı abi? Kimi şampiyon yaptı, yapması önemli değil. Birinci teknik adamlık yapmasını Hayır. söylüyorum ben. Yani teknik direktör, asıl teknik direktör. Yardımcılık demiyorum. Yardımcı olmasını demiyorum yani. Birinci teknik direktör olmasını söylüyorum. Yani birisini oraya getireceksen yani. Mesela Sadi Tekelioğlu yaptığı için onu getirebilirsin. Bak, onu tartışmam. Onu tartışmam. Sadi Zorunlu kaldığın zaman onu getirebilirsin. Hocam. Giray Bulağı getirebilirsin. Yani şeyi söylüyorum. Kriz esnasında, tamam mı? Kriz esnasında dedin ki ben şimdi sezonun ortasında görevine son verdim birini. O zaman getirebilirsin bu adamı. Niye? Bu adamlar teknik direktörlük yapmış ama ne Hüseyin ne Newton teknik direktörlük yapmamıştı. Aynen. Yardımcı hocalık yapmışlar sadece. O ağırlığı kaldıramadılar diye düşünüyorum. Biraz uzattık herhalde Ergin. Ya evden arayıp arayıp duruyorlar beni. Eve gitmedin mi de? Ne demek tamam. abi? Ben teşekkür ettim. Tamam, sen de şeyine git. İnşallah yine dediğim gibi devam ederiz YouTube, abi. Gerçekten. YouTube kanalı masada abone olursa herkes seviniriz tekrar. Evet. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.